Gönderin arkadaşımı. Seyirci delirdiniz mi? Neye gülüyorsunuz? Arkadaşım ne yapıyorsun? Ablaya mesaj çekiyorum. Hangi ablaya? Hangisine denk gelirse artık bilmiyorum. Allah'ın gerizekalısı, evli bir hanıma denk gelirse? Ben evsizine gider diye yolladım ama evliyse eşine yolladım. Boş mesaj yolladım çünkü o da olursun diye. Bizim mahallede Deli Cengiz vardı. Ona da herkes gülüyordu. İnsanlar güldüklerini seviyorlar. Biz Deli Cengiz de severdik. Rahat. Adam ol. Ağzını topla. Ağzını topla, ağzını. Toplanmış bu. Arkadaşım. Sanki biri çikolata göstermiş, az sonra verecekmiş gibi ucunu açmış falan gibi duruyorsun. Onlar sizin hayalleriniz. Ben hiç öyle... Çağır çocuğu. Şaka yapma. Çocuğu çağır. Gel bakayım. Ah kardeşim, yapma şunu. Evet, huzurlarınıza minik. Ne güzel bir hayat, ne güzel bir hayat. Nasıl gidiyor? Nasıl? Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Evet. Evet. Kim bilir kim bugün bilir, akşam hiç, buraya kim? Gelen seyirci için sen neler neler hazırladın? Bohçanda neler var kim bilir? Evet, kim bilir? Arkadaşım. Soruyorum, ben de onlarla paylaşmak istedim. Al onları. Mikrofonu arkaya. Çık, komple arkaya oturuyorum. Koy arkaya. Sen bundan tam 30 yıl evvel Suzan, gel 30 yaş yaşlandır şunu. 30 yıl evvel gençleşmem gerekir. Yaşlanırsam saçma oldu şimdi. O zaman şimdi öleceğim ben şimdi. Arkadaşım, 30 yıl önce 30 yaş yaşlanmış şu anda. Biraz kibar yapayım mı? Hangisiniz? İçimden geliyor, bir çiçek döküyorum. 30 yıl önce ama şimdi gelirsek solar bu, birden ölür yani. Evet. Suzan senin yaparken aktif ol. Bu kadar dünden de razıyım yani, bu kadar mutluyum yani ben. Ve de ki, bundan tam 30 yıl önce hikayeni anlat, hüzünlü. Çok üzünçlü bir hikayen var. Ya. Sen başla, ben sana arkasını getireceğim. Bir şey yaşıyorum o yıllarda. Aktif ol ama aktif. Üzünçlü aktif. Ha, çok üzgünüm yani. Aktifsin ama üzünçlü, evet. Harika. Canım sıkıldı. Müzik, sen de rın tı tın tı rın tı tın o tarz çal. Evet. Ama bunun yavaşını nasıl çal. Nasıl anlaştınız hemen ya? Al, asıl rın tın tın bu işte. Rın tı tın dedi, çaldı ya. Onun ya yavaşını, şeyini, metronomunu düşür. İnsan gibi... Tamam da insan kokusu... Arkadaşım, ya. Ben bundan 30 yıl önce ağzım burnun salya sümük birbirine karışmış, ha, yallah. Bundan 30 yıl önce... Ne dur! Dur! Müziği aldığın anda hisset içinde müziği, yallah müzik. Ben kaç oktavına böyle şey yapacağım arkadaşım, yani. Arkadaşım yapma şunları. Evet. Devam edeyim mi, daha mı yaşlı? Yok, iyice böyle ağzı da çok... Ağzı da yaşlanmış. Leş gibi kokuyor bu enstrüm şey. Malzemeleri de laf etmiyor. Böyle burun içinde de dolaştı, o da beyazdı. Suzan, sakalının uçlarına da hafif. Uç sakalı yok ki. Suzan çıkmayacak mı yarın öbür gün? Onu yarın yaparız gerçekten o zaman. Yani. Sen koy oraya boyayı, çıktıkça kendine alsın boyayı. Tamam. Ben ne oldum şimdi? Bilmiyorum. Uydurma prodüksiyon, şapkayla bir de şey, bavul getirin ona. Bavulu hazırladım ben. Beyaz olan değil, diğeri. Evet, sen aldın müziği içine. Evet. Üzünçlüsün. Başına öyle kötü bir şey geldi ki senin. Daha metronom yavaş. Daha düşür Özer. Evet, al çantayı. O kadar üzünçlüsün ki.
Oğlum içini boşaltın lan bari. Gel buraya. Bayağı birinin 30 donları... 30 yıllık eşya var orada. Var var. Kirlendiği için ağırlaşmış da tabii. Gel kapının önüne. Çık kapıdan, büyük demir kapıdan. Öyle değil arkadaşım. 4 adım geri git. Öyle değil. Dikine git. Seyirciye dikine. Nasıl? 4 adım geri git. Seyirciyi dikine al, 4 adım geri. Tamam, evet. Orada dur. Vur demir kapıya. Yumruğunun arkasıyla, yumuşak kısmıyla. Ora değil. Yumruğunu sıkınca altta kalan yumuşakla. Ha, orayla. Ne yapıyorsun? Altta kalan yumuşaklık neresi? Ben nasıl bir filmin içindeyim arkadaşım, ben? Arkadaşım, yumruğunu sıkınca bedenindeki yumuşaklığın yumruğa denk gelen yerine bak. Saçma bir insan oldum. Anlamadım ki ben ya. Bedenim ya yumuşaklığı... kurban oldum. Sıkıyorum. Baş parmağı göster. Oynat. Tamam, onun en altına bak. Açmadan bak. Kapat. Baş parmağı göster. Ha, baş parmağın aksi tarafı. Beyinsiz. Volkan git de göster yumuşağını. Aha, beyindi. Örnek verecek mi? Bana kılavuz olacak bu mu? Volkan git şuraya çabuk. Ya ne hani? Göster şu yumruğunun yumuşağını. Yumruğunun yumuşağı mı? Benim üzerimde değil yani, el olarak göster yani. E tamam, bunu bu şekilde yaptım. Baş parmağı göster. Göstersene yumuşağını Volkan. Bir de 30 yıl önce göster. Allah'ın sala. Bilmiyorsan niye geliyorsun oradan? Kaş göz etsene bana. Beni kontrfiyede bırakıyorsun. Ben ağzımı açmadım. Volkancığım, bilmiyor musun yumruğun yumuşağını? Göster. Ya yumruğun yumuşağı her Türk'te olan bir şeydir bu ya. Ya yumruğun yumuşak tarafı neresi Volkan? Aşağısına mı vuracağım? Orası olur mu? Yumruk sıkınca içeride kalıyor orası. Sarp gel buraya çabuk. Geç yerine. Yumruğun yumuşağı burası değil mi işte? Yumruğun yumuşağını göster. Arkadaşım, ne olur sen göster. İnsana sinirden gülüyor. Kimse anlamadı ki yumruğu yumuşanesi. Vücutta böyle bir şey yok vücutta yani. Ya bak, yumruğunun sertiğiyle vurursan kemiğin acır. Yumruğun yumuşağıyla vurursan pos. Ha, yumuşağı buraya. Evet. Demin arada gösterdim ben onu. Hayır, içine doğru yaptım. Sen git Sarp. Sen git, ben içim... versinler sana. Ha, orayı da biplesinler sonra, özel isim olduğu için. Altın... Neredeydik? Yumruğumun yumuşağına geldiniz. Kocaman bir demir kapı. Evet. Gör demir kapıyı. Nasıl bir şey lan bu? Evet. Bitkin ve üzünçlüsün. Üzünçlüsün. Dur şu Türkçe kılavuzu çıkarayım. Arkadaşım ya, yapma. İlerlemiyor hikayem. İlerlemez. Daha anlaşamıyoruz. Aynı lisanı konuşmuyoruz. Arkadaşım bak. Sen... Ya meseleyi şimdi söyle, seyirciyi merak ettiriyorum. Ulan bu nereden çıkıyor? Şimdi söylesem nerede olduğunu ha diyeceksin ama ben sana 30 yıl önceye gittiysek nereden çıktığımı tahmin ederler herhalde. Sen şu anda saçını... Annem çok geçirmiştir bavulla geldiğim için. O zamanki doğum teknolojisi... Arkadaşım, yumruğunun yumuşağıyla kapıya vurur ama vurmadan önce o suratında 30 yıl öyle acılı bir hikayen var ki senin birazdan anlatacağız. Vur yumruğunun yumuşağıyla, müzik ver odunu. Bom bom bom. Cüneyt gel, git asker ol, aç kapıyı. Tüfeğin var Cüneyt. Tamam, aç kapıyı. O nasıl bir tüfek ya? Yeni mi çıkmış bu? Arkadaşım sen işine bak. Cüneyt, büyük tüfek tut sen de. Ya büyük... Arkadaşım ya. Herkesle alay etme. Önce kendine bak gerizekalı. Göster tüfeğini. Maşallah çok güzel. Tamam, gel onun önünde kapıyı aç. Vur sen de elini yumuşağıyla. Bom bom bom. Evet, aç kapıyı. Gacırt. Sen ağzını bunu kırarım sana. Bak efendi efendi geliyorum. Hem hareket hem ses üst üste geldi mi? Bak. Aç kapıyı. Gacırt. Evet. Ve sen adımınla çıkarken o kadar slow motion çık ki ben senin hikayeni anlatayım üstüne. Acılısın. Acılısın. Al acıyı. Oradan değil. Al acıyı ne? Oradan al, alma. Al acıyı. Nereden alayım? Oradan alma ne? Acıyı arkadaşım, almak ne demek? Zaten acı içinde. Öyle bir şey yok.
Öyle bir şey yok ama. Acı senin hücrelerinde. Ben hissediyorum onu. Evet, hücrelerimde. Evet. Hangi tip? Arkadaşım. Devam ediyorum. Tamam. Sen slow motion şey yaparken ben üstüne okuyorum hikayeni. Bundan tam 30 yıl önce Tolgiş bir gün arkadaşıyla yolda gitmektedir. Asker sen de slow motion dön kamerana git. Gitmektedir. Ha, ikiniz aynı yapmıyorsunuz. İkinizin slow motion'u aynı olması lazım. Bundan tam 30 yıl önce arkadaşı ve arkadaşının kız arkadaşı ve başka bir kızla birlikte seyahat ederken arkadaşı birine çarpar. Ya bunun altı yavaş değil üstü hızlı. Nasıl olacak? Arkadaşım onun kalçadan yukarısına bakma. Niye? Ben onu montajla çıkaracağım. Hocam kusura bakma, emir büyük yerden geldi. Evet. Arkadaşlarıyla giderken arkadaşı birine çarpar ve maalesef çarptığı kişi rahmetli olur. Arkadaşım! Ben aynen deneni yapıyorum. Ben kalçadan yukarı bakma dedim sana. Artık göz hizası nereyi rahat görüyorsa... Orası senin göz hizan mı? Evet. Sen popomda mı gidiyorsun? Evet. Slow motion'sın. Havadasın. Acılısın. Hikayeni dinle salak. Ve arkadaşı birine çarpar, öldürür. Fakat arkadaşının çoluğu çocuğu vardır diye suçu sen üstlenmişsin manyak. Niye yine bana patladı? Naifsin. 30 yıl önce girmişsin cezaevine ve seni orada itip kalkmışlar. Ve 30 yıl hiç insan içine çıkmamışsın. Bir hücrede kalmışsın ve hiçbir şeyden haberin yok. Normal. Ama normal. Ama kimse anlamadı. Normal ne olduğunu bilmediniz ki. Ama 30 yıl önce de yok. Normal. 2050'de ama oldu. Ama çok naif bir insansın. Cezaevinden dışarı çıkar, bakar, ilk defa gökyüzünü görür. Gör gökyüzünü. Ne kadar güzel. Duygusal, naif. Hastayım sana. Öyle değil. Naif, naif. Seviyorum. Evet. Evet. Gökyüzü, hemen bir şiir uydur. Gökyüzü, hey. Yürü. O yıllarda böyle kısa evet. Şiir moda. 30 yıldır içini kurcalayan, karnını gıdıklayan bir şey vardır. Tenya herhalde bu değil mi? Değil. Değil. Gel şey camının, şeyin kapının önüne. Kapından hapishaneye bir bak. Lan buradan arsa alacaktım zamanında. Ya arkadaşım. Hapishaneye dön bak. Ve eski günleri geride bırakıp umut dolu bir hayata başlayacağın için bir cümle söyle. Görüşürük. Ve hikayeni bize anlat. İşte yeni çıktım. Hayır, hemen... bin otobüse. Ne yapıyorsun? Komple en tepeye bindim. İçinde yer yok. Arkadaşım. Değil, içine bindim. Durakta duruyorsun, çantan yanında. Koy çantanın yanına. Otobüs geliyor. Seyirci otobüs yap. Dur seyirci. Tarifin. Devam et. Devam et. Arkadaşım. Taksiyle gideceğim. Naifsin. Naifsin sen. Naifim, binemem bu otobüse yani. Arkadaşım koy onu. 30 yıldır bir tek belediye otobüsleri değişmemiştir. Evet. Gelir önünde durur ve pıs. Ya bu ne yeni yönetmen mi? Hadi çıkın ya. Geç ben taksiye gideceğim. Arkadaşım. Önündeki kadına yol verirsin. Aslında çek soldu ya bak. Aslında arkandadır kadın ama sen naifsin ya. Evet. Eziksin ya. Evet. Ona yer verirsin. Ver. Önce siz binin de. Efendim buyurun. Önce siz binin lütfen. Buyurun. Çok teşekkür ederim beyefendi. Ne kadar naziksiniz. Sizin gibiler kalmadı artık. Kalmadı. Ben de gidiyorum zaten. Arkadaşım! Ya ben gideceğim ama ben değilim. Bir in aşağı. Ne işin var gerizekalı? Geç şaka yaptım. Geç ya. Naifsin. Canım. Öyle değil. Evet. Sapık değil, naifsin. İyi, naif. Ben evet. Tam arasını bilmiyorum. Çok beyefendisin, çok kibarsın. Nasıl gidiyor işler? Ne yaptın? Arkadaşım! Ha. Kibar birini getir gözünün önüne. Tamam. Evet, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Siz önce buyurun lütfen, rica ederim. Çok teşekkür ederim beyefendi. Sizin gibiler kalmadı artık. Tamam, uzatma geç, yoksa bineceğim seni. Evet, bin sen de otobüse. Evet, yer yok. Sıkıştı. Çok özür diliyorum, yol yer verdim ama... Bence ben ineyim.
arkadaşım. Kadın da bindiğine pişman. Kalçadan kendini geri çek. Sen öyle dur. Ben seni kalçadan çektireceğim. Ne yapıyorsun? Otobüs hareket ediyor. Tamam. Şimdi senden önce binmiş olan bayan, sen ona izin verdin diye şimdi seninle muhabbete girişiyor. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür. Nasılsınız? İyiyiz. Nereden bindiniz? Duraktan bindim. Ne gerizekalı bir kadın. Nereden geliyorsunuz? Bavul var elinizde. Bavulcuyum ben. Pazarlamacı. Arkadaşım, söylesene kadına. Efendim ben cezaevindeydim. Yeni çıktım. Ay, çok büyük geçmiş olsun. Size de, çünkü bir demin fren yaptık, size de geçmiş olsun. Yani... Ya ben duramıyorum. Arkadaşım, kadına de ki 20 yıl önce 20. en son birisiyle mektuplaşıyorduk. Ha, evet. Fakat ismi şey, evet, Seher ismi. Ha, 20 yıl önce kadar biriyle mektuplaşıyordum. Onun bir ben. Telefonu var bende, bir de adresi var. Onu var mı sizde telefonu? Hayır, onu... sen söyle. Ha, sen de var. Anlatıyorsun kadına. Ha. Evet, Naif anlat, utan arada. Ha, anlatın. 20 yıl önce Naif diye bir kız arkadaşım var. Hayır, Seher ismi, Seher. Ha, Seher de Naif bir kızdı gerçekten. Sen Naifsin. Ben çok Naif'tim. Onda kırbaç vardı. İki tane vardı. Arkadaşım. Benim kafa gitti gene. Ben otobüs titreşimden benim kafa gitti ya. Ben nereye gittim yani şu an? Biraz kalçayı dışa ver. Evet. Bütün halk faydalansın otobüsten. İyi. Belediye hizmetlerine. Ben niçin ne yapıyorum ki burada? Arkadaşım. Yani, böyle bir gidiş var mı? Otobüste ayaktaysan, önünde bir bayan varsa yanlış anlamasın diye kalçayı geri verirsin. Tamam. Şimdi de ki, bir hanımla mektuplaşıyorduk uzun zaman, birbirimizi seviyorduk ama mektubu 20 yıl önce kesildi, fakat bende bir telefon ve bir adres var, bunu söyle kadına. Evet, ben 20 yıl... Aa, geldi, kusura bak, iniyorum ben buraya. Hayır, ha. Suzan yok. Suzan yok, bir tek Suzan yok aramızda. Arkadaşım, anlat İki hikayeni. İki kişi yaşıyorduk. Orada. Anlat hikayeni, Naifsin. Ha, müzik ver, Naif müziği. 20 yıl kadar önce bir tane bayan arkadaşım vardı. Yavaş ama anlat, müziğe yavaş, göre. Yavaş yavaş, böyle ben üstümdekileri çıkardım, o da çıkardı. Oo, çok saçma bir yere gittik. Pislik. Yani. Pardon. O çıkarmadı. Sen müziğin üstüne çık. Yok, evet. Ben müziğin üstüne çıktım. Kadın alındı tabii. Arkadaşım. Saçma bir şey oldu yani. Kestik. Müzik dur sen. Evet. Müzikten de hoşlanmıyorum. Arkadaşım, o yıllarda. Ne yapıyorsun sen? Bilmiyorum. Müziğin üstüne çıktım artık. Yapma şunu. Evet. Müziği içine alacaksın. Başta öğrettim ya. Evet. Müziğin üstünde sen de böyle yüzüyormuş gibi. Yüzüyorum. Sanki ölü denizdesin. Vay. Su, müzik, sen üstündesin. Ha. At kulacı, at kulacı. Yallah. Ver kalçayı geri. Naif ol. Naif'i göreyim. Otobüs dursun. 20 yıl kadar önceydi. O bir bayan daha arkadaşım naif. Vardı. Çok daha naiftim o yıllarda. Şimdiki kadar. Ağlamaklı anlat. Kendisiyle çok güzel bir birlikteliğimiz vardı. Olmadı, mektuplaştınız. Olmadı. Ben sonra Mahmut diye bir çocuktan hoşlandım. Hayır, mektuplaştınız. Ya birlikte değildiniz. Sadece birlikte mektuplaştınız. O sadece bizim böyle geliyordu, camları falan siliyordu. Biz Mahmut'la birlikteydik. O arkadaşım. Gibi sadece gibi. Mektuplaştık. Sadece mektuplaştık. Ben evet. Yani, o yanaşmadım Mahmut hiçbir şeye. Tamam. Ben Mahmut'un babasına söyle, yazdım. O da cevap yazdı. Niye gidelim? Arkadaşım yani? Bak, salondaki en iri kişiyi gönderirim. Ben niye hapiste olduğumu anladım ya yıllardır. Neden? Bilmiyorum. Hatırlığımdan normal bir tıkmalar yani. Kurban oldum. Evet. Sen Seher diye bir kızla 20 yıl mektuplaştın. Fakat evet. 20 yıl önce mektuplar kesildi. 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 Onu. Fakat elinde bir telefon numarası ve bir adres var. Ha. Bunu kadına sakın 30 saniye içinde söyle. Ağzını burnu dağıttırma. Naif ol. Müziğin içinde yüz. Yala. Ha, böyle benimle kibar konuşun işte, tamam ya. Ben Seher diye bir bayan arkadaşım vardı. 20 yıllık mektuplaşıyorduk onunla. Fakat birden mektuplar arkası kesildi. Şimdi ben ona nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Sadece 20 yıl öncesinden kalan bir numara var elimde. O ne numarasıdır? Nerenin numarası? Telefon numarası herhalde. Nasıl ulaşacağımı da bilmiyorum. Nasıl bulacağım ki? Şu an çok gerginim. Yani çünkü biraz da dışarıda da seyrettiğim için otobüste her iki taraftan da gerginim yani. İnşallah yakın zamanda bir durakta durmayız. Çünkü Akbil denk gelsin istemiyorum. Ay, sizin adınıza çok üzüldüm. Sağ olun. Size bir öneride bulunabilir miyim lütfen, acaba? Lütfen. Bence bir postaneye gidin. Evet. Orada verin numarayı. Evet. Belki onlar eskiden yeniye çıkartırlar numarayı 20 yıl öncesinden. Ne kadar zarifsiniz. Ne kadar dahi yani bir fikir. Kim? Yönetmen mi tanıdığınız var mı ya? Böyle o sırada fikir. Otobüsü durdur seyirci. Çek lan sen. Ha, o sen şey, değil, seyirci durduruyor. Şey, Flaşk. Kapılar açıldı. Efendim, çok arkadaşım, sen arkaya dayanıktın ya. Kapı açılınca arka arkaya gidip düşersin aşağı. Dayan. Flaşk.
Çok memnun oldum tanıştığımıza. Çok sağ olun. Bütün otobüs sana gülüyor. Sen naifsin. Evet. Naifsin sen. Öyle değil. Sol elini al, kalbinin üstüne koy, kafanı indir. Tamam. Evet. 6 haneli bir numara var elinde, telefon numarası. 20 yıl önce en son sana Seher o numarayı yollamış. Suzan, gişede de oturuyorsun. Gişe memurusun. Gel sen bu tarafa gel. Suzan gel bu tarafa, bu tarafa şekerim. Ha. Gel, evet. Biraz yaklaş ortaya. Suzan kaçma. Her durumda kameralar çekiyor seni. Gel. Gel. 6 haneli telefon numarasını çıkar göster. Hapishanede görmesinler diye vücuduma yazmışım. Arkadaşım. Göster elindeki numarayı. Efendim merhabalar. Rahatsız Şiveli ediyorum. Konuş Suzan. Rahatsız ediyorum. Ben de bir numara var. Acaba mümkünse bu numarayı çevirebilir miyiz? Bakalım çevirelim. Yok yabancı numara. Türkçe'ye çevirebilir miyiz? Suzan de ki senin cebin yok mu de. Yok mu senin cep telefonun? Yok ben cep telefonum o ne be? Söyle bilmiyor musun cebi de? Bilmeyin misin sen cebini? Nedir cep telefonu ne var biliyor musun? Sen ne saçma bir karısın be? Nerenin postanesine geldin be? O kadar mı yürüdün? Arkadaşım taşlı tarla postanesi. Nerede bu? Arnavut. Sana ne? Evet. Ha. Suzan söyle cebin yok mu senin de? Cebin yok mu senin? Cep telefonu basaysın düğmeleri konuşuyorsun. Konuşuyorsun. Ya kadının ağzına takılma. Lafına takıl. Lafınıza takıldım. Arkadaşım. De ki söyle o ne de bilmiyorsun ya. Hayır efendim o ne onu ben bilmiyorum hiç. Göster elinle Suzan. Suzan. Bile evladım bak. Yazay burada bak numaralar. Konuşuyorsun sen. Basaysın numaraları çevirirsin hemşireysin. Numaraları. Otomatik. Siz hiç numaraya gittiniz mi? Arkadaşım hızlı. Hızlıca gittiniz mi numaraya? Ver bak numaraya Suzan bu 6 rakamdır de. Budur 6 numara. Bravo. 6 tane var burada. Bravo ikinci soruyu soruyorum. Arkadaşım. Ben biliyorum zaten bana öğretiyor 6 numara diye bana gösteriyor. Suzan de ki İstanbul'da 7 tane numaralar 6 numara de. Bak evladım. Dünyanın her yerinde var birkaç numara. Burada da var, İstanbul'dadır, Türkiye'de biliyorum. Kambursun sen dedesin. Şive dedi, ne yapayım? Çok tatlı bir kızsın sen ya. Suzan anlatsana şuna. Bak evladım, numaralar ne anlatayım aynı şey yapayım. Ya teşekkür ediyorum. Böyle ara ara kapaklar gerçekten. Suzan anlatamıyorsun, hep yarıda kesiyorsun. Ama... Gülme şu salağa. Bak. Her yerdedir 6 numara ama buradadır 7 numara. Biliyor musun 7 numara nedir? 7 tane çevireceksin, öyle süleyeceksin. Yoksa süleyemezsin başka türlü. Kadın durduğu yerde azdı ya. Vallahi artık 30 yıl önce demek neysem arkadaşım, ben. Arkadaşım ağlayarak de ki seherimi bulmam lazım. Benim hayat arkadaşım. Seherim bu benim. Seherim bu benim. Yıllar önce kaybettik birbirimizi. Ben bu numara kaldı benim işinde. Ben ona ulaşmaya çalışıyorum. Ya da Mahmut diye bir arkadaş var. İkisinden biri. Yani Mahmut'un numarası 5 haneli aslında ya. O ama o daha arkadaşım, Suzan de ki çok üzüldüm senin hikayene. O zaman bunun önüne her rakamı koyup arayalım de. Çok üzüldüm, acıdım sana ben. Ya. Senin hikayen çok acıklı. Ne yapalım bilir misin? Her bir numarayı koyalım bunun için üle arayalım. Da ne mi? Üle. Tamam. Üle yapalım hadi. Tamam. Suzan, şimdi sen ara bir tanesini bağla buna. Dur bakayım. 5 koy ara. Söyle 5 koydum arıyorum. 5 koydum arayayım şimdi. Çok olmaz ama. Tamam. Salondan en ön sıradan birini kaldır. Onun telefonu çalsın. Niye? En ön sıradan birini kaldır. Bumcu gel en öne. Onun telefonu bak, çalsın. Ön sırada şunlar var şimdi. Ne güzel mimari ya. Bumcu tut birini hemen. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Oğlum sen buyurun. Ne dinliyorsun ya? Beyefendi buyurun kalkın sizin telefon abi, çalıyor. Sen abi ya abi ya. Evet. Arkadaşım. Merhaba. Ver Suzan telefonu ona. Ver. Alo. Alo. Mahmut. Arkadaşım. İlk arayışta bulduk. Ne yapayım şanslıyım.
Geri zekalı Mahmut kim? Demek ki biz birbirimiz için yaratılmışız. Mahmut kim? Mahmut benim Seher olmazsa manitam. Arkadaşım. Seher'in babası aslında sen Mahmut. Sen o türlü müsün? Türlü türlü deniyoruz numaraları burada işte yani. Şimdi beş sen olduk. Seher'e yanıksın. Merhaba. O yazmış sana. Ha. Konuş, Seher'i arıyorsun. Alo. Alo. Aa, merhabalar, ben ne? Tolga iş. Rahatsız ediyorum. Kimle görüşüyorum? Mahmut ben. Bebeğim. Ya ne yapayım? Mahmut ama. Ama ona denk geldi. Ne yapayım ben şimdi ya? Beyefendi sizin isminiz ne? Mahmut. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Süper. Hocam bu kadar mı denk gelirsiniz ya? Gerçekten bir şey, Mahmut bir mu? Kanı mısındır diyorum niye diyorum ya. Yani hikaye gerçek oldu ya. Aa, Mahmut Bey rahatsız ediyorum. Ediyor muyum? Edeyim mi? Girsene. Evet. Evet rahatsız ediyorum yani. Evet. Şimdi Mahmut Bey evet diyor rahatsız ediyorum. O zaman kapatayım ben rahatsız ediyorum. Arkadaşım edeyim. Sor ağlayarak anlat seni. Mahmut seni çok özür diliyorum. Pardon pardon. Seni çok özür diliyorum. Mahmut Bey çok özür diliyorum. Rahatsız ettim sizi. Ben Tolga iş. Benim bu numara bende 20 yıl öncesinden var. Hatta 30 diyebiliriz. Çünkü 30 yıl önce ben şey oldum. Bir tatsızlık yaşadım. Ama 10 yıl sonra irtibatımız kesildi. Belki de 20 yıldır var bu numara bende. Şimdi bu numarayı bana Seher adlı bir hanım arkadaşım verdi. De ben 35 yaşındayım. Biz başına 5 koymuştuk ama demek ki başına değil de evet, demek öbür taraftan bitiştirecek. Tamam, toparla, kapat. Toparlayayım ben Seher'i o zaman. Hayır, İyilik. Özür dilerim. Rahatsız ettim de ağla ve tekrar dön postaneye. Çok özür diliyorum, rahatsız ettim sizlere de bu saatte. Çok özür diliyorum. Evet. Sağ olun, hayırlı. Ağlayarak dön şeye, bizim Suzan'a. Artık sende kalacağım. Hayır. Bir şey yok. Ha. Ağlayarak söyle, bu olmadı de. Bu olmadı. Ah, ne yapalım, arayalım Altin'i. Ara ver Suzan hemen. Ara ver. Ön sıradan başka birini bulmuşum. Yok yok içeri git. Ara ver. Dinle. Evet bir bayan al önden. Evet buyurun hanımefendi. Oo. Yok mu? Öyle bir şey yok ki. Ön sıra mayını kabul ederek gelir. Sözleşme imzalıyor. Buyurun hanımefendi. Yok yok burada çok gülen var. Gel gel. Gel gel gel. Seher orada. Hanımefendi buyurun. Açın. Efendim? Sapak bakıyor. Arkadaşım sen naifsin. Naifsin sen. Zaten çok yumuşak yaptın. Arkadaşım. Al şunu. Açınca heyecanlan, titre. Dizlerinin bağı çözülsün. Mam? Belki Seher olabilir ama Seher değilsiniz hanımefendi. Evet. Konuş. Buyurun. Alo? Buyurun. Oho. Aa, efendim rahatsız ediyorum. Tolga iş ben. Şimdi ben... Arkadaşım sesi duyunca dön Suzan'a bu Seher olabilir de heyecanlan. Bu sefer olabilir. Bu Seher olabilir. Ha. Bu sefer Seher olabilir. Yani kız, hepsi oluyor. Kız sesi ben... de bu kız sesi. Bu kız sesi gerçekten. Biraz metalik bir ses ama. Alo. Efendim. Seher Hanım. Seher Hanım yok burada. Kimi aramıştınız? Ha. Siz kimsiniz? Yasemin ben. Ha, merhaba Yasemin. Nasılsın? Seher yakında mı? Çok. Efendim? Burada Seher diye birisi yok maalesef. Olsun. Sen ne iş yapıyorsun? Arkadaşım Seher değilse ağlayarak kapatsana. Seher yok mu yani? Maalesef kalmadı. Mahmut? Arkadaşım. Ağlayarak kapat telefonu. Çok özür diliyorum. Rahatsız ettim. İyi akşamlar. Dön Suzan'a. Ben gidiyorum. Olmuyor de ağla. Ben gidiyorum. Olmuyor. Kaç numarada denesek olmayacak. Ben bulamayacağım bunu. Demek ki kaderde birleşememek var yani. Demek ki böyle bir şey var. Sizi de rahatsız ettim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne yapalım? Lesi mi? Tamam. Suzan alkışlarla çok teşekkür ederim. Evet ve hapishaneden bir arkadaşının bir arkadaşı var.
Onun adresini vermişti sana. Ona gitmen lazım. Çevir bir taksi. Kestik sığır. Zaten dönünce sığırdı geçti böyle. Taksi çevir dedim sana. Evet. Sarp taksici ol gel. Ha. Çevir şu taksiyi. Sarp taksi ol gel. Taksi. Sarp gelsene. Taksici ol. Ne yapıyorsunuz oğlum sen? Siz içeride ne yapıyorsunuz? Hocam bu perdeleri kaldıralım. Benim burada ter akıyor, arkadaşlar içeride ceketleri bağlamış oynuyor. Yani bu şey olmaz ki. Arkadaşım. Yardım pantolon çektin mi yavrum? Ne saçma bir yer ya. Sarp sen niye giyinerek geldin? Taksici oldum. Normalde çıplak mı giyince taksici mi oluyorsun? Normalde çıplak mısın? Yok, tişört var işte. Ha, taksici tişört giyemez mi? Giyer aslında. Evet gel. Sürerek gel Sarp. İyice böyle bura. Sarp uzaktan gel ki seni görsün çevirsin. Geliyor. Ağacan kafası bir yerde, meşgul etmeyeyim şimdi ben onu. Bir sonrakine binerim. Sonrakine binerim. Arkadaşım Sarp oradan gel, gör şunu. Çabuk gel Sarp, çabuk gel. O kadar çabuk gelme. Merhaba delikanlı. Merhaba. Maşallah müsait misiniz? Müsaitim. Bineceğim de. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Maşallah ayakta kullanıyorsunuz taksiyi. Kanunen bir sakınca doğurmuyordur inşallah. Arkadaşım ben onu montajda oturturum. Sen geç. Benim de başıma geldi birkaç sene önce. Montajda. Arkadaşım naifsin. Naifsin. Çok kibar bir şekilde. Arkadaşım durdurdum taksiyi. Evet. Merhaba evladım. Merhaba. Diye başla. Merhaba kamburu evladım. Kamburu çıkar. Kamburu çıkar bakayım. Hayır sen. Kamburlarını sen. Çıkarır. Arkadaşım. Kırmızı ışıkta geçtin. Arkadaşım sen. Hani ben. Benim ha çıkayım. Ben ha. Amcasın sen naif. Söyle acıklısın bulamadın seheri. Seheri bulamadım yavrum. Bu gece benimle kalır mısın? Ya ne saçma. Buna niye anlatıyorum ki ben? Arkadaşım arabanıza binebilir miyim de? Arabanıza müsaitseniz ben Acıbadem'e kadar gideceğim. Tabii buyurun. Çok teşekkür ediyorum yavrum. Çok sağ ol yavrum evladım sen. Yardım yok olur. yok yavrum sen yardım etme yavrum. Sağ ol. Sağ ol yavrum. Evet. Çok saçma bir araban var ya gerçekten. Evet Sarp sürüyorsun. Biraz diagonal dur yavrum. Çok güzel ya. Sarp sürüyorsun. Gel şimdi... yavrum gel. Beni ne arıyor? Sandalye versene bir tane. Otur yavrum. Evet koy muhabbeti. Nereden geliyorsun dayı? Sana ne lan? Bacak kadar bana soruyor nereden geliyorsun? Arkadaşım. Evet. Biz evet. Hepimiz maymunlardan geliyoruz yavrum. Bu yani şu an aksiyom olarak kabul ediliyor. Teori de değil de aksiyom daha ziyade. Sen nereden geliyorsun yavrum? Ensendeki kıllardan anladığım kadarıyla sen de bizle aynı genetik özelliklere sahipsin. Sarp söylesene. Anlamamışsın. Baba ne diyorsun sen falan diye. Dön arkana. Baba ne diyorsun ya? Önüne bak yavrum. Araba kullanırken önüne bak. En kötü kazalar böyle oluyor zaten. Benim de başıma böyle bir şey kaza geldi. Ben o nedenle... Çok meraklan. Çok meraklandım bu kaza olunca. İndim aşağı baktım. Sen meraklan Sarp. Cesetlere bak. Baba ne oldu falan diye. Nasıl? Ne oldu? Nasıl kaza? Önüne bak yavrum. Önüne bak. Tam bunu anlatırken mal gibi tekrar arkaya bakıyorsun. Şimdi bir arkadaşım senden iyi, senden kıllı olmasın. O da şempanze. Arkadaşım sorumlu. Uzatma evet. Meseleyi. Daha uzat. Adamla Acıbadem'e gideceksin. Seninle Acıbadem'e gideceğim ben biraz. Taksimetreyi açmayı unutmuşum de Sarp. Taksimetreyi açmayı unutmuşum dayı. Aa canın sağ olsun ya. Bu da benden olsun ya. Şimdi arkadaşım 30 yıl önce taksimetre mi vardı? Bilmiyorum ki ben bilmiyorum. Sorsana bilmiyorsun taksimetre. Yavrum taksimetre ne ya? İşte para yazıyor gittikçe. Sen yazamıyor musun? Onu da mı sen yapamıyorsun? Her şeyi birine yaptırıyorsunuz ya. Ne saçma bir şey ya. Şuradan Acıbadem'e gideceğiz ya. Ne kadar zor olabilir ki? Pazarlık et. Pazarlık. Taksi sende kalsın. Hayır. Kaç para alacaksın Acıbadem'e de? Kaç para alacaksın Acıbadem'e? Komple Acıbadem'e. 2 bey mi orası? Acıbadem kaç para tutar de? Acıbadem kaç para tutar? Normal yani şeyli, istimlaklı falan. Ne kadar tutar? Komple Acıbadem. Kurban oldum. Acıbadem'e kurban kadar oldum. Mesafe ne kadar tutar? Acıbadem'e kadar buradan mesafe ne kadar? Orayı ben... istiyorum. Acıbadem'e kadar komple istiyorum ben. Yol geçeceğim oradan. Şimdi kilometre bilemeyeceğim ama 20-25 tutar dayı. Ne tutar?
Lira. Dönüm mü? Ya anlaşamıyorsunuz. Desene dayı ben taksiyi söylüyorum, sen toprağı söylüyorsun. Tamam işte ben de çok fazla dönüm mü diyorum buradan. Ay. Çok. Ne bak yavrum. Peki dayı de şiki şiki baba koysam rahatsız olur musun? Dayı çiki çiki baba koysam rahatsız olur musun? Hocam orada bir yerde yap da ne yaparsan yap yani. Koy. Söyle şimdi Sarp şarkıyı. Yavrum. Çiki çiki baba. Ne bileyim lan söyle işte. Yavrum bunu yönetmenden başka bilen yok Türkiye'de zaten. Böyle abidik gubidik şarkıları bir o bilir. Sarp anlat de ki bir kız sevdim diye gir mevzuya. Dayı bir kız sevdin. Evet. O sevmedi beni. Gayet normal yavrum. Bir ağdadan sonra tekrar teşebbüs etseydin yani. Çünkü ben arkadan gördüm gerçekten. Şu an içim ürperdi. Öpmeye kalksam ensende kaybolurum. Yani bu şekilde insana ben de korkarım. Ne diyor kızın sebebi nedir? Bir sebep sunması lazım. Niçin reddetti ya? Babası istememiş ya. Babası mı? Ağzının suları akarak ağlayarak söyle. Araba kullanmak hoşuna gidiyor herhalde. Ya ağzının suları salyalı akarak dön ağlayarak söyle. Söyle. Babası vermedi. Sen orada içiyor musun lan abi? İki dakikada şurada bayağı çamlıca yedin. Arkadaşım gelin. Sen de çocuğa duygusal naif bir insansın. O ağlarken sen ağla. O ağlasın sen ağla. Ver müziği. Öpeyim ben seni. Hayır. Sarp dön. Ağlayarak söyledin. Evet. İçler. Babası vermedi. At beşe at. At beşe at. Hızla hızla ya önüne değil mi ileriye bak yani sen at beşe devam et ya. Hayatta. Ağlayarak yaklaş kulağının dibine fısıldayarak ona öğüt ver. Yavrum ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bak sen büyük ihtimalle... Kulağına. Ha onu bak. Baktım imkansız çünkü anladım doğru. Yavrum. Huylanıyorum amca de. Sarp sen huylan o kulağına söylerken. Yavrum... İşte şu enseni bir tıraş ettirsen hiç huylanmayacaksın ama... Tabii rüzgar tutuyor ense, yapacak bir şey yok. Arkadan cam açmıyorsun herhalde sen hiç. Evladım bak bu şekilde şeylere üzülmeyeceksin. Hayatta bazı şeyler fani. Bas freni aniden. Sen niye gerizekalı? Sen niye basıyorsun? Bilmiyorum ben büyüğüm ya ben olaya yaratıyorum. Aniden bas frene. Acı badem diye bağır. Acı badem. Gerizekalı adama bağır geldik manasında. Sen acı bademi ezmemek için mi bağırdın? Allah seni kahretmesin inşallah. Evet zika. Dön ağlayarak salyaları akarak acı badem diye bağır. Acı badem. Demek buranın senin de büyük anısı var yavrum ya. Maşallah maşallah. Hiç... Ağla kalk sarıl çocuğa çıkın kapının dışına paylaşın acılarınızı. Senden para almayacağım amca de sen zorla vermeye çalış. Amca senden para almayacağım. Çekene lan çekene kola. Almayacağım diye ısrar et. Ağlayın vallahi, ikiniz de. Vallahi almayacağım dayı. Gerçekten almayacağım. Tut elini tut Sarp verdirme. Almayacağım. Öpeyim. Neyse yapayım ya ben. İnatlaşın. Yok ya, amca yavrum, ağlayarak. Yavrum. Almayacağım amca. Evladım. Böyle odunla vururum sana şimdi ha. Bir dakika dur ya. Zaten almadım yanıma numara yapıyorum ya. Ay Allah nereye koydun? Almayacağım de bin arabaya kaç. Amca almayacağım. Almayacağım lan almayacağım. Sen gerizekalı. Ne yapıyorsun? Kestik. Aşağı in beyinsiz aşağı in. Sen değil çocuk kaçıyor. Sen duruyorsun. Çocuk almayacağım deyip binip arabaya sandalyeyi alıp kaçıyor. Kaç. Sen. Sen. Evet. İn aşağı. Ha. Geç bavulun dibine. Evet sen diyorsun almayacağım deyip kaçıyorsun. Ne yapıyorsun?
Direkt... Almayacağım de, atla arabaya kaç. Almayacağım. Al sandalyeyi çık, al sandalyeyi çık. Sandalyeyi al çık. Kaç saattir kullanıyorsa yapışmış araba artık. Ve sen, prodüksiyon, iki tane sandalye verin hemen. Ve sen... Kendi taksimi yapıyorum. Hayır. He. Bitmişsin, yürümüşsün. Diyorsun ki, keşke içeriden hiç çıkmasaydım. Bir sandalye daha ver. Hemen seyirciler arasından bir tane seher bul, çabuk. Seher mi? Çabuk bir seher bul. Kimlik kontrolü yapayım mı? Herkes mi yere bakar ya? Arkadaşım, al birini. Parmağınla işaret et, çabuk. Ben bilmiyorum, bir bayan... İşaret ben et. Ben şey yapamam, oradan gelsin biri yani. Siz beraber misiniz abla? Abiyle. Arkadaşsınız. Kardeşsiniz, gelebilir mi abi? Yok, abla gelebilir mi? Yok, almayın. Zaten Mahmut'u seviyorum. Evet abi. Deli mi ne? Hanımefendi, sizin isim neydi? Tuğba. Korkacak bir şey yok. Tuğba Hanım, siz sehersiniz, tamam mı? Şimdi siz bu tarafa geçin. Evet. Sola, Volkan'ın yanına. Bana göre sol. Arkadaşım, sen konuşmanı yap. De ki, keşke içeriden hiç çıkmasaydım. Seheri de bulamadım falan. Gel otur parka. Evet. Park. Acıbadem Parkı. Ha, ben de parka giy diye. Konuş. Hey Acıbadem Parkı. Beyinsiz. Seyirciye konuş. Ha. Müzikle. Gel de ki, keşke içeriden çıkmasaydım. Üzünçlüsün, kambursun, gel otur. Keşke içeriden çıkmasaydım. Otur koltuğa. Oraya değil. Parkın bankına otur. Keşke içeriden çıkmasaydım. Söyle, seheri de şey yapamadım, bulamadım. Seheri de bulamadım. Mahmut yüz vermedi. Hanımefendi, siz de gelin yavaş yavaş. Çok üzünçlüsünüz. Oturun. Oturun. Siz ağlayarak deyin ki, 30 yıl bekledim. Ne bir telefon, ne bir haber. 30 yıl bekledim. Ne bir telefon, ne bir haber. Ya şurada 2 dakika kafa dinleyemeyeceğim ya? Ah Tolga, ah deyin. Ah Tolga, ah. Geri zekalı, yanında biri ah Tolga ah dedi. Ne? Ne yapıyorsun sen? Müzik dinliyordum. Lan ne müziği, manyak? Müziği mi? Türk İndir müziği. Onları. Buradan duyamam ki. İndir onları. Tamam. Şimdi bir daha söyleyin. Ağlayarak deyin ki, 30 yıl bekledim, bir haber olmaz mı? Ah Tolga ah deyin. 30 yıl bekledim, bir haber olmaz mı? Ağlayarak. Ah Tolga. Duydun. Seher? Orada dururlar, birbirlerine bakarlar ve müzisyen bir şarkı girer. Niye? Vururum bunu, 30 yıl sonra vurmuşum ya. Arkadaşım! Çal, olayın çal. Duygusallığı burada, filmin en önemli yeri. Al şarkıyı, kıza bak. O gözler kimi? Ayağa kalk, kendini geri at. Ayağa kalk. Öyle değil. Bir gün ağzını burnunu dağıtacaksın gerizekalı. Kendini geri atsana. Atın boşu ki. Lan kendini niye geri atıyorsun? Kendini geri atsana böyle. Atın boşu ki. O şekil değil. İlaç vakti hocam.
Arkadaşım bilansın. Kalk oradan, ayaklarınla ayağının 30 santim gerisine olduğun yerden sanki olduğun yere düşüyormuş gibi geri at kendini. At. Anladıysam montajda koydum. Arkadaşım olduğun yerde ayakları birleştir. Arkada 30 santim kendine tespit et bakmadan arkaya. Tespit et içsel olarak. At kendini o 30 santimin üstüne düş. Tamam. Şahane. Seher aynısını sen de yap. Hadi çok güldün. Yana atma ablacığım, geriye atacağım. Ya. Gerini geriye alırsan o zaman geriye rahat atlarsın. Bu taraf... Oldu. Bu parka ilk defa geliyor. Atlarken bir yandan da çepikli oynuyor. Tamam. Şimdi attınız kendinizi. Sen ona de ki Seher. Sen de ona de ki Tolga. Evet. Seher. Tolga. Mahmut'u yavaş. Gördün mü? Hayır. Belki görmüştür diye şartıyorum. Açın kolları. Müzik yüksel. Öyle değil. Geri zekalı. Aç kolunu Seher de. Aç kolları Tolga de. Slow motion yaklaşın müzikle. Seher. Slow motion. Sarılın. 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 Lan sarılsana. Kızı uçur. Uçur kızı. Öyle değil. Arkadaşım sarılınca ayaklarını yerden kes. Evet sarıl slow motion. Hadi yüksel müzik. Yüksel. Ayağını yerden kes. Tamam. Tamam. Git içeri. Sonra gel. Götürüyorum. Müzisyen arkadaşım gelsin. Bir şey ol gel müziği çal. Tam bir şey ol da gel arkadaşım. Gıcıksın her ne olduysan. Kasap herhalde. Hayır. Değil miyim? Ne oldun sen? Niye oldun bana böyle ya? Yüzünde gururlu bir gülümseme. Gururlu gülümseme. Evet. Az önce yemin ettin sen. Yemin ettim. O danayı yakalayacağım ben. Kasap mıyım? Ne olabilir? Kasap değilsin. Değilim. Kasap o zaman dana gidebilir. Kim yemin eder? Beyaz önlük giyip. Ha, dananın sahibi mi? Hayır. Danayı unut arkadaşım, dana yok. Unutamıyorum ya. Sen dişçisin. Hmm. Göster parmakları. Evet. Sok ne? Ağzına. Hepsini birden değil. Sırayla bir eli ağzından geçir, öteki eli ağzından geçir. Ve gururlu bir gülümseme. Gururlu. İlk erotik filmi çekiyorum herhalde. Niye dişçi? Niye gururluyum? Arkadaşım. Uzaktan mesela hangi mesleği yapıyorsun dediklerinde elini ağzına sokup diş çekiyor gibi yap. Evet öbürünü yap. Gururlu bir gülümseme. Dişçiyim ben. Dişçiyim. Bravo dişçi. Bravo. Al sahneye bir hanımefendi. Senden yaşı büyük olsun. Benden yaşı büyük. Evet. O herkes çabuk küçük. Ol. Burada herkes küçük şimdi benden. Al ön sıradan bir hanımefendi çabuk. Geçmiş olsun ablacığım buyurun. İyice yaklaş kaçamazsın. Buyurun hanımefendi. Hiç önemli değil, haftaya da buradayız bekleriz biz. Buyurun hanımefendi. Alkışlarla. 600 kişi sizi bekliyor. Gel kız gel. Aynen. Kısa sürecek vallahi, bir saatte bitireceğim. Aman. Senden büyük al dedim arkadaşım. Senden 10 yaş küçük hanımefendi. Evet olsun.
Merhaba, isminiz ne? Umay ben. Umay, hoş geldiniz. Umay Hanım. Evet. Özür dilerim ama siz bunun annesisiniz. ne yapalım artık, öyle olsun. Tamam. Bir de çocuk getirin. Sarp, çocuğu ol gel. Yani şu iki güzellikten bu mu çıkmış yani? Ha annem değil mi? Pardon. Gerizekalı bu senin kardeşin. Bu benim kardeşim mi? Canım ya. Dur sarılma. Kardeşinle Bileyim. Hiç anlaşamıyorsun. Çekil lan. Öyle değil, o tarz değil. Kardeşin işe yaramazın biri. Evet. Liseyi zor bitirmiş. Çekeyim mi dişini? Hayır. Getir tavlayı. Tavlayı evde getir. Evde duruyor. Evde ve kalmış. Ve sen heyecanla koşarak eve geliyorsun. Elinde diploman, kapıyı çalıyorsun, çok heyecanlı. Siz evdesiniz Sarp'la annesi. Gel. Ver müziği. Uyuma seyirci. Yok bir şey gösteriyorum. Burada boya çatlamış. Onu arkadaşım. Ha. Vur şu kapıyı heyecanla. Anne. Neresi? Anne. Gitmişler çık dışarı. Ya. Gerizekalı çık dışarı. Yoklar evde. Komşular arkadaşım gel. Dan diye kapıyı vur. Yumruğunu yumuşağıyla biliyorsun. Oğlum. Bağır anne diye. Anne. Heyecandan bağır. Anne heyecandan bağırıyorum şu an. Heyecanlı bağır. İçinden çıksın anne. Anneyi ciğerden söyle. Anne. Hadi anne uyuyor. Kapı sana ne mı? Oluyor Sarp? Ne bakıyorsun mal gibi? Kapıyı kırıyor adam. Annene söyle. Anne kapıyı kırıyor. Annem kapıyı Ben niye genetik okumadım ki şu kardeşimi düzeltirdim ya. Sarp çocuk kapıyı kırmaya başlayınca anne diye şey yap. Büyük telaştan. Sen de yatmışsın. Tomix okuyorsun. O sırada zıpla. Tamam mı? Tom zıpla. Mix. Anne bu ne oluyor falan diye. Anne siz de bulaşık yıkayın. Dönün arkanızı. Sen de gel kır şu kapıyı. Evet. Anne! Ben bağırıyorum. Ayu! Önce o ciğerden anne diyecek. Sonra sen diyeceksin. Sen anne demeden heyecanlı belli et annene. Bu ev diplomaya layık değil ya. Arkadaşım gel. Ben alt komşuya ineyim mi? Arkadaşım gel. Heyecanlısın, mutlusun, gururlu. Ciğerden. Anne! Anne! Kapı çalıyor. Şey okuyorum ama. Bizim kapı sünger değil mi? Ses çıkmıyor. Seyirci uyuma, vur şuna. Bu da sünger bu. Anne diye bağır. Bağırsana anne diye. Anne! Anne! Hanginiz müsaitseniz? Ya ne saçmalık ev ya. Bağırıyorum. Evde açın. Kimse duymuyor salak. Lan! Yan camdan işaret et içeri. Yanda cam var. Cama geç yana. O yana değil. Kapının yanında cam var. Ayağını attı şeyden balkondan dışarı. Ya hep bir maceradayım. Şu kapıyı iki kişi açamıyor. Ben burada dışarıdan kendini dolaşacağım. Kendini göster. Heyecanını göster. Evet. Evet, camdan içeri doğru. Ne yapıyorsun? Ya ben diplomayla öldüm. Bunlar hala içeride buncuk yapıyor. Arkadaşım. Diagonal yol seyirciye doğru. Sarp bu tarafa yaklaşın. Evet. Evet. Yandan geç. Yan camdan. İçeriden sesini duymuyorlar ama sen bağır gene de. İnşallah kardeşime denk gelmem. Anne! Sarp gör şunu. Abi. Arkadaşım. Seni her zamanki günlerden birinde eve geldin zannediyorlar. Dön. Onlara çok önemli bir şey olduğunu işaret et. Daha değil, birazdan işaret edeceğim. Düşmemek için tutunuyorum kardeşim. Oho! Anne bir şey diyor. Kapıyı aç diyorlar! Gerizekalı! Erken açma ha! Sarp açma kapıyı, kapının önüne bayağı gelsin. Bayağı hayatımla oynuyorum şu an ya. Geç kapının önüne, de ki kapıyı vursana salak açalım de. İçeriden, bağır.
Kapıyı vur da açacağım o zaman. Sen geç içeri, içeri geç. İçeri geç. Heyecanla göster. Terliklerin nerede? Terliklerin nerede? Ne terliği lan gerizekalı? Bugün temizlik günü bize de ayakkabıyla girmeyeyim diye. Arkadaşım bul terliği. Heyecanlısın, havalara uçuyorsun, ayağın yere basmıyor. Anne diplomayı aldım. Annem benden genç ya. Bir daha söyle, anne algılayamadı. Annem benden genç ya. Al, anne algılayamadı. Anne anlayamadım, benden genç. Anne onu demiyorum, diplomayı söyle. Anne diplomayı demiyorum, sen daha gençsin. Arkadaşım. Ayağın yere değmeden anne diplomayı aldım diye bağır tekrar. Anne diplomayı aldım. Bu mu? Nereye? Nereye gidiyorsun? Ya gidiyorum, ben burada yaşamak istemiyorum ya. İşte, işte. Gir şu içeri. Anneni gaza getir. Sarp posta koysana, zırt pırt giriyor çıkıyor. Ya ne geliyorsun hep ya? Diplomamı aldım anne. Diploma burada da, bu ne onu anlamadım ben. Daha açmadım çünkü diplomayı. Arkadaşım gaza getir kadını. Öyle değil. Kadın senin heyecanını içine almıyor. E tamam, ne yapayım ben? Senin heyecanından o heyecanlanmıyor. Ya belki şu an başı kalabalık bir kafası. Olmaz. Olmaz. Anne o senin. Vurayım. Doktor olmuşsun sen. Evet, evet bağır. Anne diplomamı aldım, baksana şuna. İçine konuşma abla. Ya benim öz annem değil mi ya? Arkadaşım kadını heyecanlandıramıyorsun. Nasıl diploma? Ya annem ya. Onu demek istemedim manyak. Kapıya girdim senin yüzünden. Bu kim? Anne. Pazardan biriktirdiğin paralarla okuttuğun oğlun var ya diye alttan alttan gir. Evet. 3-2-1 ver duygusal müziği. Anne. Pazardan biriktirdiğin paralarla okuttuğun oğlun var ya. Bir halta yaramıyor. O değil. Sen. Sen. Ben. Ha sen. Okudun ne işe yaradı? Hayır. Kendini söyle. Kendini söyle anne. Sen biraz kendini, kendinden bahsede. Evet. Sen kendinden bahsede. Beyaz önlüklü beyinsiz. Ya ha. Evet. Sen kendini bir söyle. Bir sonra ona gelecektim zaten. Duygusal. Çok duygusal olmuş. Anne. Pazardan arttırdığın paralarla okuttuğun evladın işte bugün diplomasını aldı anne. Gittim camları sil, bir şey yapma ya. Atlayacağım şimdi, atlayacağım ha. Vallahi atlayacağım aşağı. Tamam arkadaşım. Diplomaya senin... üstüne atlayacağım, diplomanın üstüne. Bu lafa kardeşin daha çok sevinsin. Kardeş sevin, abine gel. 3-2-1 yalla. Ne diplomanı mı aldın diye sevin. Ne diplomamı mı aldın? Konuşma lan, konuşma. Konuşma. Arkadaşım Sarp sen de çok büyük sevin. Ayakların yerden kesilsin. Zıplaya zıplaya önüne düş çocuğun. 3-2-1 yalla. Ne diplomamı mı aldın? Sen de havada zıpla, kardeşinin üstüne düş. Evet kardeşim diye yerde boğuşun. Hazır mısın? Çok düşme. Az düş. Az düş. Evet. Sadece bir yanak. Nasıl ayarlayacağım havadayken onu? Arkadaşım az düş. Kardeşinden sen yerde yuvarlanarak şakalaşmaz mısın? Yo, sevmiyoruz ki birbirimizi. Olsun. O bu böyle bir hareket de bulundu sana. Sen de yap. 3-2-1 yalla. Ulan diplomamı aldım oğlum. Diplomamı aldım. Evet, ayılar gibi yerde şakalaşın. Siz evde böyle mi oynuyorsunuz? Sana ne bizim evden? Evet, Sarp sen de ona karşılık ver. Ayılar gibi şakalaşın. Hop. Karşılık verme lan, büyüğünüm ben senin. Abim benim be, doktor oldun diye bağır. Abim benim be, doktor oldu. Helal olsun sana. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? Kardeşimin haline üzülüyorum. Sonuçta yetişkinim artık. Anne de ki, madem doktor oldun, hadi bir muayenehane aç da kardeşin de yanında çalışsın. 20 yıldır seni bekliyor de. Madem doktor oldun, bir muayenehane aç da kardeşin... Gel gel, beraber söyleyelim. Hanımefendi, Umay Hanım. Madem doktor oldun, söyleyin. Madem doktor oldun. Bir muayenehane aç da. Benim. Kız dur kız.
Umay Hanım bize doğru dönün. Bize doğru dönün. Umay'ım en yan bir zamanda söyleyecek. Bir muayenehane aç da. O da yanlış söyledi mi? Bir muayenehane aç da. Kendine bir yer aç da bitsin. Yoksa sabaha kadar buradayız. Söyleyecek kız. Söyleyecek. Doktor annesi o. Senin de Hipokrat yemeğini biliyor olman lazım. Evet, bir muayenehane aç da. Bir söyleyemeyeceğim. Şu an bitti. Ablacığım, o çarşambadan bundan yiyor. Bundan sonraki 50 yıl komşularınıza oğlumun muayenehanesi şurada, oğlumun muayenehanesinin telefonu bu falan diyeceksin. Söylemen lazım. Oğlu söyle sıradan, sonra göndereceğim seni. Oğlu sıradan olsun istemiyor. Onun oğlu muayenehane açmış. Beni dinle. Değişik bir şey yapmak istemiş çocuk. Arkadaşım. Bir ilk tıpta. Sen kıza yardımcı olsana. Buyurun Umay Hanım. Muayenehane. Yanlış yönlendirme. Bu tarafa doğru. Madem doktor oldun bir yer açtın. Kardeşin orada çalışıyor. Tamam o zaman bir restoran açayım da kardeşim orada mutfağa geçsin. Tamam anne. Umay Hanım. Bizim oğlan geri zekalı olduğu için ters anlıyor. Muayenehane demezseniz. Muayenehane mi? Ben bu diplomayı mangalda yakayım ya. Sen bir dur. Doktorsun sen, gururlu gülümse. Sen de abisi doktor çocuk gülümsemesi ver. Sen de muayenehane aç da de. Çok gururluyum. Annem muayenehane diyemiyor. Kardeşim camız gibi yerde dolaşıyor. Çok mutluyum şu an. Çok mutluyum. Bir muayenehane aç da. Siz evli misiniz? Kızı güldürme. Böyle bir şey mi? Manita durumları. Arkadaşım kızı güldürmesene. Umay Hanım bana dönün siz. Bakın şu salağa. Demek artık evlenmiyorsunuz herhalde. Son 10 dakika. Bana bakın. Ağzıma bakın. Muayenehane. Muya. Tamam siz ağzınızı oynatın. Ben sizi seslendireyim. Evet. Bana dönün. Oynatın ağzınızı. Ben montajda koyarım. Muayenehane. Tamam anne açacağım. Hemen açacağım. Ama... Kardeşim de yanında çalışsın. Sen de bu duruma çok sinirlen arkadaşım. Evet. Kardeşim de yanında çalışsın. Hayır sen söyleme, annen söylesin. Anne söylesin. Kardeşim de yanında çalışsın. Tamam, çok anne. Sinirlen. Olamaz anne, ben bu salaktan anne, ben falan. Ben bununla nasıl, ben bunu anlaşamıyorum ki, ben iş yapacağım, ciddi bir doktorum ben. Israr et anne. Tıp insanıyım ya, ısrar et biraz anne. Anlaşırsın o zaman. Anlaşır mıyız? Ya bu ne? Hakkımı helal etmem de. Hakkımı helal etmem. Ne yapayım ya ben? Oğlum. Arkadaşım hakkımı helal etmem deyince anne akan sular durur. Tamam anne tamam, ne yapayım ya? Tamam konuş kardeşinle. Ağzını bunu kırarım senin. Öyle değil. Annemin ısrarı üzerine. Annemin ısrarı üzerine ağzını bunu kırarım. Hayır. Annemin ricasıyla de. Annemin ricası üzerine. Aslında ben hayatta istemiyorum ama annem rica etti. Bir muayenehane açacağım. Ve sen de benimle orada muayene yapacaksın. Sevin, abinin boynuna atla. Hastaların muayene günlerinde... Uzatma. Atla abinin boynuna. Hemen atla, üstümü değiştir. Kır, belden kır, atla boynuma. 90 kilo. Hemen abi de, hemen üstümü değiştirip geliyorum de. Hemen üstümü giyip geliyorum. Üzülme anneciğim. Üzülme. Sen de ana yüreği biliyorum. Ya kardeşim gerizekalı ama... Evet. Anneyi olarak... alkışlarla gönder yerine. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sarp gelsene. Evet. Oradasınız. Sarp'a söylüyorsun. Şimdi diyorsun dişçi koltuğu gelecek. Malzemelerin gelecek. Şimdi dişçi koltuğu gelecek. Çok heyecanlısın. Yerinde duramıyorsun. Malzemeler gelecek. Sen yerinde duramıyorsun. Malzemeler gelecek. Çok mutlu. Heyecanlı. Ağzında da mutlu ol. Hayır. Sen kimsin ya? Prodüksiyon. Getirin malzemelerini. Evet, sen önce bundan bir masa yapacaksın bize. Arkadaşım, hoş geldiniz de çok heyecanlısın, onları ağırlıyorsun falan. Çok hoş, mutlusun. Hoş geldiniz. Çok mutlu ol, aktif olsana. İlk müşterim kral herhalde. Değil mi? Dişçi koltuğu yapıyoruz. Parça parça gelip yapılıyor. Prodüksiyon çabuk olun, 2 saatte yapmayın. Hadi, çabuk, tamam. Ne lan? Çabuk, 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 nereden çabuk, hızlı. Nereden buldun oğlum bunları?
İnanç, onu biraz havaya kaldırabilir miyiz ucunu? Hastanın yatık durması lazım. Çabuk, hızlı olun. Sen anlat Sarp'a şimdi. Evet, sandalye, altında kalas, masa. Anlat, de ki son teknolojide. Çok amaçlı. Eldiven. Bu ne hocam? Buradan uçuracağız mı? Baktık olmuyor. Sarp, geri zekalı gibi gezme. Evet, sen masanda oturuyorsun arkadaşım. O da değil, masanda oturuyorsun. Masanda oturuyorsun, insan gibi anla şunu. Masanda oturuyorsun. Düzeltmeyeceğim ulan, masanda oturuyorsun. Orada değil. Masanda. 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 Sabaha kadar değiştiririm. Masanın arkasındaki şeye oturup masayı önüne alıyorsun. Evet, Sarp, sen de dişçi koltuğuna oturmuşsun. Otur, orada müşteri bekliyorsunuz. Dolmuş mu bu ya? Evet, müşteri bekliyorsunuz. Sen salak salak sorular soruyorsun abine, sor. Niye dişçi koltuğu var? Dişçiler ayakta mı kalsın yavrum? Yorulunca otursun diye dişçi. O yüzden değil, beyinsiz. Dişçi koltuğuna dişçiler oturmaz. Ha. Evet, bunu araştıralım Sarp. Anneme soralım. Onun müayene ile ilgili derin bilgisi var. Dişçi koltuğuna dişçiler oturmaz Sarp diye. Kalk ayağa, sanki ders veriyormuş gibi anlat. Yıkma muayeneyi. Evet Sarp. Neden dişçi koltuğu var? Şahane bir soru sordun. Dişçi koltuğu şundan mütevellit var. Mütevellit biliyorsun. Mütevelli heyetinin imzaladığı rapor. Sarp sen onu dinleme. Evet. Dişçi koltuğu diş problemiyle... Anlatma abi, dinlemiyorum de. Anlatma abi, dinlemiyorum. Sen ağzına bir koyarım buradan valla. İlk müşterim sen olursun ha. Ağzını yüzünü atın. Dişçi koltuğu şundan mütevellit var. Mütevellit ne demek? Mütevelli heyetinin imzaladığı... Anlat. Dinlemiyorum, dinlemiyorum evet. Yap. Dinlemiyorum, dinlemiyorum, dinlemiyorum. Çık lan buradan. Arkadaşım. Ya ne saçma bir insan. Kim başıma musallat etti bunu ya? Bağırışmayın bu anneannede. Tamam işte bak, sistem tam ona göre yapılmış. Şunu biraz geriye alıyoruz. Buradan bastın mı gidiyorsun böyle. Burhan abilerin orada. Diş bitti mi? Tamam. Fişt, sıradaki. Hop gel. Süper sistem. Türkiye'de ilk bu. Vallahi göreceğiz abi. Gerizekalı birazdan. Al bir tane müşteri. Bir hadi bakalım. Müşteri. Hadi bakalım. Azıya, azıya, azıya. Nasıl böyle müşteri mi alır ya? Nasıl müşteri alır? Müşteri gelecek kendisi. Evet abi, ben burnumu kıracak benim. Siz kapıyı zile basın abi. Hoş geldin. Sen otur masaya sen. Masaya değil. Masayı önüne alıp arkasına otur. Gözlüğü düşürdün, gözlüğü. Arkadaşım, bu fotoğrafı çekerim, bu haftaki bölüm diye bütün gazetelere veririm. Ama arkasına öyle oturuluyor ancak. Gözlüğü al, adam gibi otur. Evet, basın zile beyefendi. Ben çalsam bir tane ses çıkmaz. Müşteri işte, veli nimet kısmetiyle. Arkadaşım, senin kardeşin burada sekreter değil mi? Ne oturuyor mal gibi? La otokaporta, kalksana. Kapı çalıyor. Koltuğu deniyor ya manyak. Kim o? Beyinsiz muayenehane burası. Buyurun beyefendi, sorun, dişçi var mı? Ağzınızı tutarak gelin. Öyle değil beyefendi, bu taraf ağrıyor, o tarafı ah diye gelin. Ah, burası diş muayenesiymiş mi? Otur abi, çekici ver. Hayır, hayır. Oturma abi, sen otur yerine. Ülkede muayenehane diyen var mı? Abi, dişiniz tutun ah diye, iki her kelimenin arasında ah deyin. Ah. Dişçi var mı de. Dişçi var mı? Az önce gitti ya. Sen karışma. Orada sekreter var. Sen artist otur. Nerede sekreter? Görmüyor musun? Yok. Kardeşin senin. Ya bu adını söyleyemiyor bu ya. Evet. İşi de kaçıracak. Ah Dini abi sorun. Ah. Dişçi var mı burada? Var abim, yeni mezun oldu. Söyle söyle, Basur'u var diye. Bütün adamı kaçırmak için elinden geleni yapıyor ya. Sarp, niye söylüyorsun yeni mezun oldu? Abi deyin ki çocuğa,
kardeşim iyi dişçi mi falan diye soruşturun. Başka dişçi var mı? Başka değil. İyi dişçi mi sizin dişçi deyin. Bu dişçi iyi dişçi mi? Bilmiyorum, ilk hasta sizsiniz. Lan gerizekalı. Beynine vurun bu, beynine vurun bak. Azı dişini çekeceğim şimdi ha. Yeter artık ya. Ya bak, gerizekalı mısın Sarp? Desene dünyanın en iyi dişçisi. Elini ağzına sokar hiç hissetmezsin de söyle. Yılların tecrübesi var. Ben okuldan... Söyle, ellerini çok yumuşak kullanır falan. Elleri çok yumuşaktır. Hiçbir şey hissetmezsiniz. Dünyanın en iyi dişçisi. Ah diye girin içeri. Ah çok acıyor. Evet. Alın koltuğa adamı, sonra git abine haber ver, adamın durumunu anlat. Buyurun siz oturun. Sor adamın durumunu. Durumunuz evli nasıl? Evli mi bekar mı? Lan ağzını sorsana hangisi falan diye. Gel. Hangisi ağzın diye mi sorsun? Hayır. Saçmalık sen karışma yani artistsin burası. Sen. Sor Sarp, çabuk abine git. Adama sorsana önce. Merhaba. Vursana abine git lan abine git çabuk. Vursana bana. Vursana. Abine git çabuk. Abi hasta geldi. Sor durumu. Allah Allah, niye ki? Burası doktor muayenehanesi mi? Kalk ayağa. Ve Sarp'a söyle. Tut onun omuzlarından. Sana bir kafa koyayım. Hayır. Bu senin ilk hastan ya. Duygusal bir konuşma yap. Bak bu senin ilk hastan. Senin ilk hastan. Senin ilk hastan. Hayır Sarp, onu ha, göster senin. Evet. Evet. Şimdi bak, bu benim ilk hastam olduğu için senden bütün dikkatini buna vermeni istiyorum. Bu hastamızı memnun edersek, buradan dişinin ağrısını unutarak abi gidersen... Bağır. Abi bağır. Ha, özür dilerim. Tamam, geliyorum. Bunu memnun edersek daha çok müşteri gelebilir. Tamam mı yavrum? Çok güzel, çok dikkatli yapacağız. Çok güler yüzlü olacağız. Hayır bakalım. Tamam abi. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar doktor bey. Neredesiniz akşam. Ya? Vallahi geç kaldık, kapattık zaten. Akşam olduğu için kapattık. Yarın gelirsiniz yarın. Arkadaşım. Kapalıyız. Manyak mısın? Bilmiyorum. Bende de giderek bir şey oluyor yani. Evet beyefendi, buyurun. Evet beyefendi, buyurun. Tersiniz siz, ters bir insansınız, buyurun. Çok ters oturmanız lazım, öyle tonkuk. Hayır. Buyurun beyefendi. Ha. Dişim çok acıyor, çok oyalanıyorsunuz. Niye bu kadar çok duruyorsunuz burada? Bir an önce çözseniz bu dişin içini. Oradan benim tabancamı ver. Ben uğraşamam, ver tabancayı, ver tabancayı. Arkadaşım, Hipokrat yeminin var senin. Ha, Hipokrat alttan yeminim. Al adamı. Ha, Hipokrat yeminim. Evet, Hipokrat yeminim var. Sen kimsin ya? İsterseniz eşiniz içeride beklesin. Ne derse desin, sok, önemli gülme, değil. Sok ya, sok. Bunu kullanıyorum zaten. Bunu hiç kullanmıyorum. Boşuna benzin yakıyor. Efendim Hipokrat yeminim var. İsterseniz ondan vereyim, ağrıyı belki keser. Yarım arkadaşım peki. Evet. Senin Hipokrat yeminin olduğunu sen içinden biliyorsun. Adam bilmiyor. Ha, içinden biliyorsun benim Hipokrat. Sen. Evet, senin değil. Sen. Ha, evet. Evet, şimdi hastanla ilgilen. Beyefendi siz de anlatın, buyurun. Evet, tam olarak ne taraf ağrıyor ve ne kadar zamandır ağrıyor? Yemek yerken... Çok ciddi bir ağrı saplandı dişlerime. Şu anda hissetmiyorum bile bütün ağzımı. Aa, o zaman basit, önemli bir şey değil. Demek ki yemek yemeyi keseceğiz. Demek ki yemediğimiz takdirde ağrı falan kalmış. Sarp, bunlara dikkat et, unutma. Bunlar meyhanede çok önemli şey. Yemek yemeyeceğiz. Bir buçuk yıl yemek yemeyelim. Bakalım o dişte bir ağrıda gerileme var. Başka bir sıkıntımız var mı? Sana bu diplomayı kim verdi? Sene mi? Sene... 2010 okuldan aldım diplomayı, taze diplomayı hemen de oraya astık. Ben mühim olan hastamız rahatsız. İlk önce bir ilk 2-3 dakika birbirimizi tanıyoruz biz. O yüzden ben biraz soyunacağım şimdi. Doktorunuzu tam olarak tanıyayım. Böyle bir işim. Kes! Keseyim, direkt keseyim. Arkadaşım. Evet. Adam ol. Evet. Adama ağzını açtır, ağzına gir, işini bitir. Çabuk. Evet, şimdi bir takım şeyler yapacağız. Bu bizim hijyenik eldivenimiz. Yaz tatillerinde başka amaçlarla da kullanabiliyorsunuz. Yani kullanan gördüm, bir kere bir tatil köyüne gittim. Denk geldim yani ama hiç tasvip etmedim yani hakikaten. Çünkü ondan sonra muayenehanede de kullandılar. Saçma oldu yani. Şimdi biz ağzımızı bir açalım. Kestik. Kestik. Elinden başka ne amaçla kullanılabilir gerizekalı? İşte içine su dolduruyorsun, atıyorsun arkadaşlara şaka falan. İşte yokluktan Türklerin icatları. Tamam, devam et. Bakalım şimdi biraz. Hocam benim saç darmadağın olmuş ya. Neye bakıyorsun sen? Saçıma. Evet hocam, açıyoruz. Çok açtır. Çok açın. Aç karnına gelin demiştim zaten. Evet, sizde problem yok. Hiç boşuna oyaladığınız için
50 milyon alacağım. Arkadaşım var. Allah bin bereket. Yorulmadan işte yorulacağım. Arkadaşım var. Var. Sizde problem alt, var. Alt 32 numara de. Alt 32 numara. İn aşağı 32 numara aşağı. Yöneticiye aile. Adamın 32 numarası. Sizin 32 diş numara. Kartelan yok mu senin? İş kartın yok mu? Diş kartelan yok mu senin? Neyim? Diş resmi olan bir şey yok mu? Kartelan yok mu? Aa, var. Tamam. Orada adama göster. Bu benim ilkokula çekilmiş. Arkadaş. Bize göster önce dişi. O değil. O şey. Elimdeki dişleri. Elimdeki dişler bunlar. Adama aynı anda bize de ki şunu bak komple... senin şu ağrıyor de. Göster ağrıyor. Evet. Şimdi bunlar ne diyoruz? Öndeki kesen dişler. Bunlar da diş tedavisi yaparken kaybettiğimiz doktor arkadaşlar. Şimdi arkadaşım. Adamın ağzındaki dişi bul. Kendi ağzında izah et. Sizden dişi alıp kendime takacağım. Hayır. Onun ağrıyan dişini kendi ağzında adama göster. Adam kendi ağzına bakamaz çünkü. Bakar, ben aynayla gösteririm ya. Bir ayna daha bulursa gösteririm. Olmaz hadi. Nasıl olmaz? Çabuk ol. Ya, olur. Sarp olur. Sen de devamlı soru sor abine. Şimdi efendim isim neydi? Hakan. Hala Hakan mı? Aynen. Tamam. Şimdi Hakan Bey, azı dişimizde sağ evet 19-20'de. Onu Sarp'ın ağzında göster adama. Sarp ağzını aç yavrum. Bir işe yara. Sarp adamcağız Hakan Bey'e bakıyorsun. En arkadaki iki azı dişiniz var ya. 19-20. Böyle 19-20'de sizin problem var. Nedir? Hakan Bey tam göremiyorum deyin. Tam göremedim deyin. Tam göremedim. Gösteriniz ama iyi göremedim ki. Eğil. Tersten göstereceğim. Diş arkaya geldiği için arkada kalıyor tabii. Ters taraftan gösterelim. Haklısınız. Azı dişi. Azını göstereceğim ama yani. Eğil yavrum bana doğru. Evet. En arkada görüyor musunuz? En arkada 19-20 dediğimiz. Dilinle işaret et Sarp. Ha. Pardon. Özür dilerim. Yanlış anlamayın. Adamcağız da hoşlanacak benden şimdi. Bir saçma sapan. İlk günden kapayacağız. Meynani ya. Şimdi 19-20 dediğimiz arkada şu gördüğünüz... Sarp göster aha bu de. Ya aha. Ne saçma adamsın, yürü git ya. Ne aile geldi bu dükkan ya. Abuk arkadaşım ya. Gösterin adama, ikna et adamı dişi çekmek için. Vallahi 19-20 o, yemin ediyorum ya. Şu 19-20'de sizde dişte bir renk değişimi var. Renk değişimi neye delalettir? Şimdi size söyleyeyim. Dişimiz 3 bölgeden oluşur. Birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge. Daha fazla detaylı anlatmak istemiyorum çünkü zaten anlamayacaksınız. Bizim sıkıntımız birinci bölgede Allah'tan. Birinci bölge nedir? Mine bölgesi. Mine diye bir tanıdığınız var mı? İlkokulda vardı. Tamam, problem ondan ne kaynaklı. İlişkinizi keserseniz ağrı da bitecek. Çok arkadaşım, teşekkür ediyorum. Arkadaşım saçmalama. Ben bu dişi alayım. Çekmen lazım. Dişini kerpetenle çekeceksin. Kerpetenle çekeceğim. Dişinizi... Evet, tak gözlüğünü, ağzını burnunu kapat. Evet. Açtır ağzını. Adam evet. Şey rahatlasın diye Sarp'la da arkadan masaj yaptır. Sarp bana arkadan masaj yap. Hayır, adama, müşteriye. Ya böyle saçma muayenehane olur mu ya? Olur. Sarp, biz... Hakan Bey omuzlarını biraz, onu sakinleştirelim. Şimdi Hakan Beyciğim yapacak bir şey yok, o dişi alacağız orada. Ben önce size iğne yapacaktım fakat dükkanı yeni açtığımız için iğne yok. Biraz başka şeyler düşünün, acıyı öyle unutmaya çalışalım. Zaten Sarp da tayi masajı biliyor, ondan tayi masaj bilen yok. Masajda biraz yumuşatacağız, evet, ağrınızı senin... alın. İşe başladığın anda Sarp'a da komutu veriyorsun. Sarp çok hızlı bir şekilde masaj yapıyorsun sen de. 3-2-1 buyurun. Çok hızlı bir şekilde masaj yapıyorsun. Ben de bu arada Hakan Bey'in problemli dişini oradan alıveriyorum. Şimdi diş çekmek bizim için son çare. Neden? Biz diş kaybetmek istemiyoruz. Aslında bize dişçi derler ama ben dişçi değilim. Ortodontist. Yani bu G-stringlerle ilgili. Ortaya denk gelen donun yarattığı dişteki apseyle ilgileniyoruz. Ortodontist bu da. Kestik. Gel öne gelin. Kestik, hiçbir şey kalmadı. Kestik, attık artık. Rahatça muayenehaneye kaçalım. Öne gel. Hadi, gel öne. Öne gelin. Sen ben gel sen. De ki, benim bu söylediğim şeyler tamamen benim gerizekalılığımdan kaynaklanıyor. Ortodonti bu demek değil de. Evet, ortodonti bu demek değil. Aslında bir gün erotik shop'tayım. Arkadaşım! Aç şunun ağzına gir artık. Evet. Sen de masaja başladığın anda aman buradan doktor canım için, bizim doktora başla. Mecburen buradan çekebileceğim için Sarp sen bana masaj yap. Ben de nasıl olmaz. Arkadan adama masaj yap. Senin arkanda dursun, bir şey olmaz. Yandan kolları uzat. Evet. Geç adamın arkasına arkadaşım. Tamam, sen de kollarının altından uzat. Aynı zamanda Sarp aman doktor canım cicim doktoru söylüyorsun. 3-2-1 buyurun. Evet. İlk günden grup indirimi yapılan... Herkes tedavi oldu. Hakan Bey'in kafayı göğsüne yatır.
enseden mi çekeyim? Açtı. Hayır. Ağzını iyice açtır. Evet Hakan Bey, bana doğru yaslan. Evet daha sen doğru. Arkadan. Bana doğru yaslan. Masaja başla aman. Evet. Doktor canım cicim doktor bağırarak buyurun. 3 2 1 yalla. Doktor. Şimdi Hakan Bey'in çok aman kısa bir. Doktor canım cicim doktor. Tamam ben de senin hoşlanıyorum yavrum. Bir dakika. Şimdi çok kısa sürecek, hiç korkmayın. Evet. Bağırın Hakan Bey. Aa! Evet tamam. O bu değil, yanlış dişi çekti. Hakan Bey söyleyin. Ağrı hala devam ediyor. E çok bağırdınız o yüzden tabii. Yani ben sakin Hakan oluyorum. Bey sokun elinizi ağzınıza, yanlış çekmiş. Ya ağrıyan düştürüyor. Düş mü? Siz düş görüyorsunuz Hakan Bey. Şimdi ben o zaman o yandakini de çekeyim bakayım. Belki Hakan onu Bey adam devamlı dişlerinizi çekiyor, bütünü tutturamıyor. Bana bak. Serp al yavrum. Bir elinle masaj yap, bir elinle çek. Arkadaşım müşteri ol senin, git. Ya ver. Şimdi çok özür diliyorum. Hakan Bey buyurun. Oldu. Oradan Japon tutkalı. Kalkın yedi ayağa, bir adama fosta koyun önce. Yapacaksan bu işi doğru yap, yoksa ben sana yapacağımı biliyorum. Haklısın, gel abi. Olmaz. Sen tırsıyorsun. Tırstın. Adama de, alttan al adamı. Tırstın sen. Sarp sen de abini korusana biraz. Kolla abini. Şey Hakan Bey çok haklısınız hakikaten. Ama orada birazcık daha kendinizi rahatlatıp bıraksaydınız ben doğru diş çekecektim. Şimdi hemen telafi edeceğiz onu. Bakın eşimle tanıştırayım. Sarp abini korusana, sen kime dayılanıyorsun falan diye. Ben kime dayılanıyorum? Ne oldu lan? Buyurun lütfen buyurun. İstirham ediyorum. Korktun mu? Yani sizi bu dertten kurturmadan ben bu işe son vereceğim. Lütfen buyurun. Rica ediyorum. Böyle bir drink bir şey getir Hakan Bey'e. Hakan Bey'ciğim çok üzüldüm. Eşimle tanıştınız mı? Tanıştık. Arnavut ciğeri kendisi. Evet. Şimdi hemen onu hangisi? Şimdi Sarp sen de git iyice ağzına girip. Demin yanlışlıkla çektiğimiz dişi önündeki mi arkasındaki mi Hakan Bey? Yanındaki. Yanından, çok gir o zaman kafanı sokayacağız. Yana doğru çıktıysa o diş zaten saçma bir diştir yani. Ya önündeki olacak ya arkasındaki. Yanındaki. Adamın dişi yana doğru çıkıyor. Ne saçma bir şey. Tamam yandakini alıyorum. 20 yaş dişi demek ki Hakan Bey. Yan tarafa doğru vermiş kendini. Bazen olur. İyice damaktan çıkan. Damaktan çıkan 20 yaş dişi de olur. Ben şimdi onu alacağım. Bu da Sarp'ın gözüne girecek. Oradan da biz göz doktoruna gideceğiz. Yani bu saçma bir hal aldı. Hazır mısınız Hakan Bey? 2,5 saniyede. Evet. Evet. Tamam budur. Budur. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Diksene salak. Ver. Bunlar böyle dik dursun. Bunlar niye onlar dik duruyor? Dikiyorum işte. Neyi dikiyorum? Adamın ağzını diksene. Evet. Ağzınızı dikeceğiz. Bir yıl yemek yemeyeceksiniz. Öyle değil. Çünkü beyinsin. Size güvenmedim. 20'lik dişini aldın. Kol gibi diştir o. Dikeceksin orayı. Ha. 20'lik dişinizi aldım. Onun yerine böyle kanepiçe bir şey yapacağım. Böyle. Ama ağzınız açısında güzel duracak en azından. Yani Cilveli Selanik tarzı bir şey yapacağız oraya. Ver bakayım yavrum bana. İğne ver, iplik ver. Ver. Ver İyice yavrum. Açtır ağzını. İyice açıyoruz ağzını. Son kez artık bu sefer dikiş bitiyor. Ver yavrum. Ver. Bu ne lan? Aman yavrum, ne yapıyorsun? Şey ya. Hijyene çok dikkat et. Çok güzel, çok dikkatli açıyoruz ağzını böyle. Ne saçma bir muayenehane oldu burası yarabbim ya. Tam bir gerizekalısın. Vallahi Sarp yani ver yavrum onu da ver. Ver içecek bir şeyler ver bana gözünü sevdiğim ya. Tam o sırada telefon çalıyor Sarp. Çaldır telefonu seyirci. Makas ver. Telefon çalıyor Sarp. Bakma mesaj telesekretere düşer. Alo. Tamam. Sarp. Bu işimiz de bitti. Efendim. Annen bugün, ben yavrum. Bugün yemek merhaba anne. Yarın ne yapıyorsunuz? Ne yapalım diş çekiyoruz. Abin ne yapıyor? O da diş çekiyor. Abini verir misin? Veririm. Abi. Efendim. Annem arıyor. Hakan Bey çok üzüldüm. İki dakika yandaki suyla gargara yapın. Yandaki normal menba suyudur. Hemen geliyorum ben. Hastayla ilgilen. Efendim. Yavrum. Efendim anne. Ne yapıyorsun? Meyhane değil sen ne yapıyorsun? İlk müşterin geldi mi? Geldi. İsmi ne? Hakan. Ne yaptın? Bilmiyorum ben de tam anlamadım. İlk vallahi heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum. Adam birkaç dişini çektim ya. İyi. Allah hayırlı İyi. Etsin diye aradım. Hayırlı. Oğlum onu baştan örtecektin. Geçti adam eve. Dur anne. Sarp adamın üstüne masa örtüsü örtüyor ya. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol anneciğim. Var mı eve gelirken bir istediğin?
artık sen biliyorsun. Türkçe imla kılavuzu bir şey. Kapat. Tamam. Evet Hakan Bey, şimdi bir saat yemek yemiyoruz. Ondan sonra baktık ağrı geçmedi, bir saat daha yemiyoruz. Baktık geçmiyor, artık yemek yemiyoruz. Yani sadece bir salaklaşma şey içeceğiz. Evet. Hakan Bey, açın ağzınızı. Aa, çok mutluyum deyin. Aa, ağrı yok. Çok teşekkür ederim. B? Bana bütün şıkları say, en azından bu şansı verin. Aa, ağrı yok. B? Kalkmak biraz istiyorum daha deyin Hakan Bey. Anlamadım. Kalkmak istediğinizi söyleyin. Bittiyse kalkmak istiyorum. Dünyada bırak. Bir şey içeceğiz. Ya akşam yemeğe kalın Allah aşkına. İlla ki kalkacağım değil. Kalkmam, gitmem lazım benim. Tamam Hakan Bey, ne diyelim biz? Yani vallahi inşallah derdinize deva olmuşuzdur. Yalnız ben sizi bir hafta sonra tekrar göreceğim. Çünkü yandaki dişte 18'de, 18 deriz ona çünkü 20'den doğru tarafa doğru geldiniz ki. Muhtemelen 18 olacak o. 18 ve köpek dişin arkasında böyle bir sanki ufaktan bir minelerde zayıflama görüyorum. Mineyi bulun. Tam bir yerden bulun Mine'yi. Beni arasın. Tatlı biri ise mutlaka arasın zaten. En azından dürtsün beni. Ben geri dürterim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Edin. Geçmiş olsun. Hemen bir tane bayan müşteri al çabuk. Bayan müşteri? Evet. Bayan müşteri mi? Hemen bir bayan müşteri al. Bak orada buğulu gözlerle bakan var. Baba yana bakıyor bak. Havası mı? Merhaba. Merdivenden aman efendim. Merdivenden. Bu taraftan. Orası çok sakat biliyor musunuz? Biri öldü bak, kokusu geliyor hala. Evet hanımefendi. Gelin çalın kapıyı. Çalıgıt mı? Çalıgıt. Hanımefendi. Her müşteriye göre kapı değişmiyor. Kapı orada. Kapı bu tarafta. Siz yangın merdivenden giriyorsunuz. Buyurun. Uyuma seyirci. Tik tik mi? Hanımefendi zili kapı var. Kapı tikten demek ki. Zili var, zili. Ahşap kapı tikten yapıldıysa... Basın zili hanımefendi. Hiç acele etme. 20-30 seneye çürür, kendi düşer zaten kapı. Dişini çektiğim. Kim o? Lan kim o deme artık şuna. Ya bu kesin vakumla doğmuş ya. Kesin. Senin zorla akraban doğmuş. Senin. Ben de vakumla doğdum. Merhaba. Diş doktoruyla görüşecektim. Evet. Lan doğru yere geldi. Dişimde biraz sorun var da görüşmek istiyorum kendisiyle. Tamam, siz oturun, o görüşmeye gelir. Git anlat. Yani biri sizle görüşmek istiyor. Gel abi, bizle görüşmek istiyormuş. Arkadaşım. Evet, sorsana çocuğa, sorgula çocuğu. Kim, tatlı biri mi, bekar mı? İşte bir abla. Abla dedin s**sın zaten bir kere yani. Sahneye çıkan bayanlar her zaman bizden genç, onu düşüneceksin. Yoksa çok bir daha seni hiç sevmezdi yani. Nasıl birisi? Neyi var? Sıkıntısı nedir? Saçı var. Lan geri git lan! Ya bunu bana parayla mı verdiler? Saçı var diyor ya. Arkadaşım soya tamam, çekeyim yapalım soya. Yapalım o zaman. Arkadaşım! Hoş geldiniz. Arkadaşım! Ne yapayım saçını be? Saçı var diyor bana. Sen çocuktan alacaksın ağzından lafı. Alacağım o gerizekalı ya. Olabilir ama kardeşin senin. Hepsi anamın suçu hepsi. Babam da orada. Tamam, nedir sıkıntısı nedir Safşım, öğrendin mi? Ya beni böyle her şey için şey yapma. Nedir sıkıntı nedir? Senin halledebileceğin bir şeyse ki halledemezsin. Ağrısı var dişinde. Dişinde ağrısı var ve utanmadan buraya geliyor. Oğlum tam nedir diş? Yani çürüğü mü var? Baktın mı sen nedir? Kaç günlük bir ağrı? Bunları öğren Sarpçım abi. Bir şey ikram et, bir şey içer misiniz de. Hayır içemem, ağrıyor derse başka bir sıkıntı vardır. İçerim derse demek ki yalan. Benimle flörte gelmiş. Kaç gündür ağrıyor dişiniz? Aa, bu sabah dolgum düştü, o yüzden geldim. Başka yerlisin. Daha yeni. Çok ucuz bir işlem o. Biz de gelmesin. Başkasına gelmesin. Kanal tedavi falan bize gelsin. Yalnız o çok ucuz. Ayağa kalkın, öne gelin. İkiniz de beyaz önlüklüler. El ele tutuşun. Ya. Sen ne yapıyorsun arada? At yarışı, tombala, dişçi hepsi burada. Para basıyoruz. El ele tutuşun. El ele. İki gerizekalı atlayalım balkondan. El ele tutuşun. Evet. Şimdi üstünüzde şu yazıyor. Bu iki gerizekalı, altınızda da bu yazıyor. Dişçi muayenehanesi açarsa ne olur? Alttaki niye daha uzun? B.
beyinsizler. Nasıl işletmek burayı? Ya biz müşteri hani... Arkadaşım sus! Git yerine. 2 dakika susuyorum. Adam gibi müşteriye muamele edin. Hizmetini görün, gönderin. Yürü. 3, 2, 1. Ver 2 dakikada diş çekme müziği. Ne için gelmiştiniz buraya? Tamam, dolgusu düşmüş hanımefendinin. Onu geri şey yapın diye geldim. Dur, sen gelmeden önce sen abim geliyor diye abini öyle bir gazla ki kadına kapının önünde. Evet, sen de yavaş yavaş gel. Abim geliyor. Öyle değil, beyinsiz. Ya bizi gerçekten bakanlık kapayacak ya. Yarın sabah burası var ya boya atölyesi. Sarp'cığım şöyle diyeceksin. Hanımefendi hiç merak etmeyin, öyle bir dişçi geliyor ki falan, o tarz. Evet, sen de yavaş yavaş gel, kapının ağzında durup dinliyorsun, girmiyorsun içeri. Hanımefendi hiç merak etmeyin, öyle bir dişçi geliyor ki benim abim. Artık oradan yap hesabı. Evet, dal içeri, dal. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Biraz benim yapım böyle, cildim böyle biraz kuru. Doğuştan elastikim. Bakın mesela... Şimdi nedir sorumlu? İsminiz nedir? Özgül. Özgül. Evet. Niye? Araştırdık mı bunu? Yok, hayır. Özgül değişik bir şey. Sıkıntımız nedir Özgül Hanım? Dolgum düştü sabah. Bu dolgun muydu böyle? Yok, olması gerektiği gibiydi. Evet, nerede düştü? Hangi dişimizde? Yemek yerken birdenbire ağzımda bir sertlik hissettim. Yemek... Ve onun dolgu olduğunu hissettim. Yemek taze miydi? Belki de yemek çünkü sertlik şu olabilir. Isıtmadıysanız oluyor yani. Yok. Değil. Canım Sarp'cığım benim şey ver, ince dikiz aynasını ver. Teşekkür ediyorum canım. Arkadaşım, dolgu yapacağın için hanımefendiyi daha fazla geri yatırman lazım. Sarp geri yatırsın tutsun. Özel sigortamız var mı? Sen düğmeye basınca Sarp yavaş yavaş indirsin. Öyle değil, düğmeye değil. Ay Allah, yerdeki düğmeye bas gerizekalı. Güldürme beni. Ha, dolgunuz değil, düğmeniz düşmüş sizin. Arkadaşım. Ya. Yerde bir düğme var. Ona basınca koltuk yatıyor. Sen bastıkça Sarp yatıracak. Biraz daha yatır. Sarp'a pek güvenmiyorum yalnız. Ben de zaten iyice yatırıp sizi üstüne devireceğim. Sarp'tan kurtulmak için yapıyorum. Hanımefendi, güvenin Sarp'a, bir şey olmaz. Abi bence yeter, daha fazla yatırıyorum. Soracağım ben ya. Konuşma lan. Abi vallahi yeter. Tamam, korkmayın. Gayet güzel. Bu sandalyeler orijinal. Sarp geri indirdin. 1885'ten kalan sandalyeler bunlar. Tamam. Tiyatroda yapıldı. Kafayı da Sarp'a dayayın. Açın ağzınızı. Evet arkadaşım, buyurun. Sarp sen de kulise git. Ya evet efendim, şimdi... Tabii rahat olun lütfen. Bir kere ilk önce meyhanemizde... Hastalarımızın rahat olmasını istiyoruz. Burada güvende hissederseniz kendinizi, tedaviniz hem kısa sürer hem de faydalı olabilir size. Özgür Hanım, şimdi kafamızı yaslayalım. Sarp'ın orangutan göğsüne. Ağzımızı hafifçe açıyoruz. Sonra ben zorla iyice açacağım zaten. Böyle. Evet. Dolgumuz düşmüş. Geçmiş olsun. Gidin dolgunuzu bulun. Arkadaşım, yeniden doldursana. Bunu yeniden doldurun Özgür Hanım. Evet, hakikaten yeniden doldurun. Bir şey koyun içine. O tarz bir şey yok mu evde böyle küçük? Arkadaşım sen yapsana kadının dolgusunu. Ha, dolgu da yapayım ben değil mi? Artık o kadar dükkanı açtık, dolgu da yapalım yani. Evet. Şimdi Özgür Hanım, size hemen 2 dakikada geçici dolgu yapacağım. Yalnız orada böyle bir şey gördüm. Ne? Hafif bir kavite gördüm. Kavite deriz biz buna otosanayide. Kaportada kavite. Kavite gördüm. Ben içine böyle küçük bir antibiyotik bir ilaç, antibiyotiğe taktım bugün. Birine uygulayacağım antibiyotiği yani. Antibiyotik uygulayacağız. Geçici dolgu yapacağım. Geçici bunlar. Üzülmeye değmez. O da düştüğü zaman artık bana gelmeye. Her şeyi düşürüyorsunuz yani. Gelmeye o da düşersin. Geçici dolgu yapacağım. 3 gün sonra sizi göreceğim. Müsait misiniz? Nedir planınız, iş durumları? Öğretmenim, gelirim herhalde. Dur, çocukları arayalım, soralım. Tamam, ben geçici dolguyu yapayım. Geçici hislerle. Bayan olduğu için kırmızı gözlük takıyorum. Sarp, sen hanımefendiye aşık ol. Ha, bir o eksik. Her haltı düzgün yaptı. Evet, hanımefendiye aşık ol. Abine de durumu ilet. Abi ben hanımefendiye aşık. Öyle değil, gerizekalı. Laf adanak söylenmez. Kıza bak önce bir. Salak salak bak kıza. Normal bak sen. Sen normal bak. Evet.
Abisi uyan sen işe. Ne oluyor lan buraya, gel bakayım de. Ne oluyor lan buraya? Gel bakayım. Sen benim tişörtüm mü giydin lan? Arkadaşım. Salak mısınız siz? Sen kardeşinin kızdan hoşlandığını anladın. Evet. Sarp'ı çağırıyor seni. Gel lan buraya. Kardeşin ya senin. Gel bakayım. Buyur abi, sadece yanıma gel bakayım. Özgür Hanım yaslanın. Biz rahat olun. Rahat olun. Bana güvenin. Yok yok, güvenin bana. Güvenin. Güven kız. Gıprama. Vallahi güven ya. Güven. Ters bir taraf. Çünkü kendi ileri atarsan bu gırtlağından girer. Bir de orta kulakla uğraşıyor şimdi. Yani orta kulağa dolgu yapan ilk doktor olacağım, söyleyeyim. Hafifçe açıyoruz. Çok azıcık. Evet, evet. Gayet güzel. Vallahi. Bir yandan Sarp'la konuşuyorsun. Sarp'cığım sen ne tanışıyor musun daha önce? Yaslan ablacığım, rahat ol, rahat ol. Ya benim sol bacağım, soluğum ben ya. Şu... Ya ne yapıyorsun? Tanışıyoruz mu ya? O keskin bakışlarını görüyor. Kırarım ben de ben. Söyle abi, sana bir açılmam lazım. Söyle. Sana bir açılacağım ben. Hayır. O sana. Söyle abi de. Rahat ol, rahat ol. Abi. Evet. Sana açılmam lazım. Şu an açılma istersen. Çünkü dişle uğraşıyorum. Çok saçma zamanlar kalıyorsun. Abi ne olursun de. Abi ne olur, çok yavrum önemli. Bir dakika, sen bana oradan hemen dolgu malzemesi hazırla. Doldurmadan önce söylemem lazım de. Abi doldurmadan önce söylemem lazım. Tutamayacaksan git oğlum tuvalete. Kız elimde kesici değil, alet var ya. Ne hazırsın sen. Doldur bakayım. Şey söyle bakayım. Ben kekeleyerek söyle. Dolgu malzemesi ver bana oradan. Kardeşinle. Ya bana ne, şu an ben müşterimle gibi. Arkadaşım ver duygusal müziği. Kardeşin o senin. Lan ne yapıyorsun? Ya ben, kardeşin o senin. Evet. Yavrum sen bir de şu an buraya gelmiş, bir diş sıkıntısıyla gelmiş hastamızdan bahsediyoruz yani. Biraz daha duygularına hakim olacaksın Sarp'cığım. Böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Bunu kabul edemiyorum yani. Tıpta böyle bir şey yok. Sen hemoglobin yemin etmedin. Neydi ya? Hipokrat. Hipokrat yemin ettin. Onu da ettin. O etmedi. O etmedi. Kim etti seni? Annem mi etti? Annem etmişti. Hayır, edemez, sen ettin. Oradan bu oynayan edemiyor. Nasıl hipokrat etsin ya? Lan sen ettin ya. Lan sen ettin ya işte. Bana üstüme gelmedin arkadaşım, ya. Arkadaşım sen ettin. Ben ettim. Sen et. Ne olacak ki? Neyle koşunuyorsun yani? Ben ettim, sen de et. Siz de edin hanımefendi. Özgür Hanım. Bir edin. Hemoglobin ya. Gir şu kızın ağzına çabuk. Böyle direkt... Hayır. Koy dolguyu yerine. Evet, bana dolgu malzemesi. Sarp, sen de verirken dolguyu kıza bakıyorsun. Hiç eline bakmıyorsun. Çabuk. Rahat olur, rahat, rahat. İyi, bana güven. Yenge, bana güven ya. Kıza bakıyorsun. Evet. Çabuk, sür ucuna. Gerizekalı dolgu malzemesi sür. Evet, açıyoruz. Aa, bağırın hanımefendi. Bağırın. Ne oldu? Ne oldu ki, niye bağırdık? Dolgu yapıyorum ya. Ya niye bağırdın? Tak ablacığım, tak ya, tak. Sen git sanayiye, otosanayiye git sen ya. Orada artık... Yaptım dolguyu de, havası ağzına. Şimdi efendim, dolguyu yaptım. Muayenehaneyi yeni açtığımız için bazı aletler daha gelmedi. Öfleyeceğim, tozu pası alsın diye. Geçmiş olsun, 3 gün sonra göreceğim. İçine antibiyotikli ilaç koydum. Nereye gidiyorsun? Duvardan çıkacaksın kız, kapı burada. Antibiyotik. Dur, gitmeden önce sar. Gitmeden önce. Abi ne olursun gönderme onu de. Yalvar abine. Abi ne olur gönderme. Tamam. O zaman şöyle yapayım. Geçmiş olsun diliyorum. Kardeşim size bir iki soru soracak. Müşte 2 dakikanız varsa o soruları sorarken ben de. Buyurun, sor. Giyme onu sakın. Yok bir şey yok. Evet. Sor sar. Ne sorayım ki? Arkadaşım, kardeşine taktik versene, kıza nasıl şey yapacak, açılacak. İleri oyna, ileri oyna. Ne taktik vereceğim ben, ne bileyim ben. Ver taktiği çocuğa. Yavrum, işte hani ben sizinle bundan sonra ben ilgileneceğim. Muayenehanede sizi ben, randevularınızı ben ayarlayacağım falan. Ben adım şu kilodayım. Öküz gibi kıllıyım. Her şeyi direkt anlıyorum. Kuzenimden beterim. Söyle. Abimden beterim. O da olur. Anasına çekmiş. Ben yani şimdi hep sizle ilgileneceğim. Dolgunuzdan memnun değilseniz değiştiririm. Ne oluyor lan Hipokrat? Adam ne 2 dakikada hastane açtı kendine ya. Sen söyledin ya, senin kardeşin. Allah kahretmesin böyle kardeşi ya. Tamam, gönder kızı Sarp. Ta artık gidin madem. Gönder kızı. Çok teşekkür ederiz. Yenge çok teşekkürler. Dikkatli. Ağzınıza sağlık. Hakikaten ağzınıza sağlık yani. Ve bir günün sonuna geldiniz ve çok yoruldunuz. Oh. Günün muhasebesini yapın. Ne yapıyorsun? Yıkanıyorum artık. Gün sonu geldi. Arkadaşım, günün muhasebesini yapın.
Ne kadar kazandık lan? Getir bakayım. O öyle muhasebe değil. Bugün neler oldu? Tartışın aranızda. Bugün neler oldu? Sen bir kıza asıldın. Hakan Bey benim ağzım burnumu kırıyordu. Arkadaşım de ki Sarp sen abisin. Müziği al arkadan. Yürü. Bakayım yapabileceğin mi? Sen. Ha. Sarp gel bakalım. Kapatın muayenehaneyi yavaş yavaş konuşurken. Ört şunu muayenehanenin üstüne kimse görmesin. Ört. Direkt anlama geri zekalı. Kapatın yavaş yavaş. Deniyorum hemen atlıyorum. Hayır. Yavaş yavaş çıkıyorsunuz, toparlanıyorsunuz, kilitliyorsunuz falan ve konuşuyorsun sen kardeşimle. Şimdi Sarpçığım her gün günün sonunda bütün malzemeleri bir kere steril hale getireceksin. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra bütün her yer tertemiz olacak. Sigortaları kapayacaksın. Ondan sonra biliyorsun bir meyhane açmak çok zor. O ne ya? Sigortalılar işte. Tamam. Sarp'ın elinden tut. Göster seyirciye. Al. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.